Bayram sabahından hepinize günaydınlar. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram tadında bir pazar sürpriziyle karşınızdayız. Programa ünlülerden haberlerle başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Dilara Aksu'yu ki Bebek'te görüntülüyoruz. Hazır yaz gelmişken tatil planlarını soralım güzel oyuncuya. Yazın birkaç tatil planımız var şimdilik. Birçok yakın arkadaşımla ufak böyle bir Alaçatı yapacağız yine. Bir babamların yanına gideceğim, onları çok özledim İzmir'e. Onun haricinde böyle küçük küçük belki bir yurt dışı olur. İş durumlarımıza göre ayarlayacağız. Toygan Abanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Gonca Gül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Berhoğuzfar gibi isimlerin yer aldığı Veda Partisi filminin basın toplantısındayız. Toygan Abanoğlu filme dair ufak tiyolar verdi. Parti lideriyim, eşiyim Seda Hanım'ın. Böyle bir kumpasın içine kendim kumpas kuracağımı düşünürken ben düşüyorum kumpasa. Güzel, heyecanlı, sürükleyici, eğlenceli bir film. Hanımefendilere daha fazla bir mesai harcadılar hanımefendiler. Seda Akman ve Aslı Bekiroğlu da filme dair merak edilenleri anlattı. Seda Akman filmi anlatırken Toygan Abanoğlu böyle takıldı güzel oyuncuya. Ufuk bana teklifi götürdüğünde ben de çok mutlu oldum. Benim için de farklı bir deneyim oldu böyle bir projede yer almak. Ben de parti liderinin eşiyim. Aslında yine çok güçlü, işinin başında, dinamik bir kadın. Film hakkında söylenecek pek bir şey kalmadı. Seda ben zaten her şeyi söyledim. Karakterimden bahsedebilirim biraz. Benim için değişik oldu çünkü genelde ben Seda'nın aksine hep komedi ve romantik komedi tadında işlerde oynuyorum. Gene öyle bir iş fakat benim karakterim daha böyle huysuz ve suratsız bir karakter. O yeni oldu benim için. Setimiz de çok keyifliydi. Biz çok eğlendik kızlar olarak. Hande Yener yeni şarkısı Ben Senin Dilini Mi sevenleriyle paylaştı. Çekimleri Köln ve Amsterdam'da 4 günde tamamlanan klip çok beğenildi. Soner Olgun yeni teklisi Bir Damlacık Aşkın Yeter'in klibini sevenlerinin beğenisine sundu. Kollarıma alsam seni, sıkı sıkı sarsam seni, alev alev dudakların. İstanbul'da sahne alan Ersay Üner şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Fenerbahçe Kulübü'nde bir kez daha başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için düzenlenen kutlamalarda taraftarlar Selami Şahin'in unutulmaz eseri Gitme Sana Muhtacım şarkısını söyledi. Selami Şahin sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına ve Ali Koç'a bu hafta sonu gerçekleşen kongrede Gitme Sana Muhtacım eserimi hep bir ağızla söyleyen Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyor. Yeniden başkanlığa seçilen sevgili Ali Koç'u tebrik ediyorum. Eserim sizin duygularınıza yoldaş olduysa ne mutlu bana. Çok mutlu oldum yorumunu yaptı. Emre Kaya Bursa Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. Başarılı popçu şarkılarına eşlik eden muhteşem kalabalığı doyasıya eğlendirerek konserinin finalini yaptı. Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde eski eşi Tuğba Coşkun'la bir araya geldi. We'll be right back.
ünlü şovmen oğlunun düğününü görmeyi de istediğini söyledi. Çok güzel bir duygu ya. Yeri geldi. Biz de öyleydi. Şimdi onların bu mutlu gününü paylaşmak çok önemli. Sağlıklı. İleride inşallah onlar da çocuklarının böyle özel günlerini görürler. Sünnetini de gördüm. Şimdi mezuniyeti kısmet. İnşallah Allah düğününü de kısmet eder. Burcu Kıratlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam eden çocuklara bayram hediyesi verdi. Burası. Gerçekleşen etkinlikte çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Burcu Kıratlı duygularını şu sözlerle dile getirdi. Çocukların gözündeki o parlamayı görmek zaten beni o kadar mutlu etti ki. Yani ruhumun beslendiği bir gün yaşıyorum. Buna vesile olan hocamıza da çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Yani onların mutluluğu tarif edilebilecek bir şey değil zaten. O yüzden bir bayram hediyesi vermek istedik biz hep beraber. İnşallah onlar da mutlu olmuşlar. Şükrü Özyıldız'ı İstanbul gecelerinde trafikte görüntülüyoruz. Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile kış aylarında bol bol tatil yaptı yakışıklı oyuncu. Peki yaz tatili için planlar yapıldı mı? Vallahi şu an için bilmiyorum. Bakalım spontane gelişecek bir şeyler. Evliliğe geliyor konu. Bu yaz Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çiftinin düğününü görebilecek miyiz? Çok seviyorsunuz bu soruları. çok seviyorsunuz bu konuyu deşmeyi. Sizce gider mi? Sizin yorumunuz nedir? Biz bu yorumları kendi aramızda yapalım. Olur mu? Dünyanın en çok sevilen tenoru Andrea Bocelli'nin İstanbul'da verdiği stadyum konseri unutulmaz görüntülere sahne oldu. Bocelli'nin 5 kez BIS yaptığı konseri 30 bin kişi izledi. Bastık, Almanya'nın Münih kentinde sahne aldı. Güzel şarkıcının yağışlı bir havaya denk gelen konserinde dinleyicileri yağmura rağmen yalnız bırakmadı kendisini. Bin kişinin katıldığı konserde Zeynep Bastık sahne performansı hit şarkıları ve danslarıyla eğlenceyi zirveye çıkardı. Tatlı Tu, Kurt Efe ile Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'la Barış Arduç, Can Asya ile Buğra Gülsoy, Cemo ile Babalar Günü mutluluğunu yaşayacak. Babalar Günü'ne özel ünlü babalar ve onların birbirinden sevimli çocukları. Az sonra. Come into love, your darling is my soul.
Hazar Ergüçlü'nün aşk dolu tatil pozları. Minik bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü, DJ sevgilisiyle nasıl düşman çatlattı? Az sonra. Her şey geride bırak, sen yepyeni bir güne uyan. Kahvaltını sıkı yap, sıcak simit tereyağı, portakal suyu ve bal. Yanında reçeli de var, hepsinin tadına bak, tatlıma senin kadar. Tamamen organik Ege kahvaltısı mı? Bütün ürünlerimizi biz kendimiz burada, size de birazdan göstereceğim. Tarlamızda kendimiz yetiştiriyoruz. Coğrafi işaretli Van kahvaltısı mı? Bizim kahvaltımızın olmazsa olmazı Van peynirimiz, toprağın altında 6 ay boyunca kalıyor. İçindeki organik otlarla birlikte muhteşem bir lezzet diyebilirim. Tatil cenneti Bodrum'da harika bir bayram kahvaltısı isteyenler ekran başına en bol çeşidi ve fiyatlarıyla Bodrum'un meşhur kahvaltılarını sizler için araştırdık. Az sonra. Bugün hem bayram hem de Babalar Günü. Hayatımıza güç ve enerji katan babalarımızın bu özel gününü kutluyor ve sanat dünyasının ünlü babalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe ile Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'la Barış Arduç, Can Asya'yla Buğra Gülsoy, Cemo'yla Babalar Günü mutluluğunu yaşayacak. İşte Babalar Günü'ne özel ünlü babalar ve onların birbirinden sevimli çocukları. Haberimize babalığı ilk kez tecrübe eden isimlerle başlıyoruz. Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz Aralık ayında dünyaya gelen oğlu Ardıç'la ilk kez Babalar Günü'nü kutlayacak. Berk Oktay da geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen minik kızı Mira Milena'yla kutlayacak bu güzel günü. İdo Tatlıses ilk babalık heyecanını ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le yaşıyor. Sosyal medyada sık sık minik oğullarıyla paylaşım yapan Tatlıses'in keyifli bir Babalar Günü geçirmesini diliyoruz. Geçelim tecrübeli babalara. Türkiye'nin megastarı Tarkan, baba olacağını böyle duyurmuştu yıllar önce. Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar, doğru mu, değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Doğru. Tarkan, 2018'de dünyaya gelen kızı Lia'nın sosyal medyadaki paylaşımlarında yüzünü göstermese de birlikte yaptıkları aktiviteleri sık sık paylaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı kendisi gibi sarı saçlı, mavi gözlü, kurt bakışlı oğlu Kurt Efe ile kutlayacak Babalar Günü'nü. Barış Arduç, ilgiyle ve eğlenceli aktivitelerle büyüttüğü sevimli kızı Can Asya ile güzel bir Babalar Günü geçirecek. Burak Özçivit'ten tıpkı kendisi gibi yakışıklı oğulları Kerem ve Karan'la geçireceği bu Babalar Günü'nden bol bol paylaşım bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu, sevimli kızları Lalin ve Leyla ile Babalar Günü heyecanını yaşayan ünlülerden.
Taner Ölmez, Babalar Günü heyecanını bu sene hem kızı Zeynep hem de geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu Hazar'la yaşayacak. Murat Yıldırım, dünyalar güzeli kızı Mira'yla geçirecek bu mutlu günü. Ünlüler dünyasının örnek aile babalarından biri olan Barış Kılıç da yakışıklı oğulları Batu ve Emir'le Babalar Günü'nü kutlayacak. Buğra Gülsoy ilk kez babalık duygusunu tattı ve Cemo diye hitap ettiği sevimli oğlu Cem'le birlikte geçirecek bu güzel günü. Ali Atay, kendisine tıp atıp benzeyen oğlu Fikret Ali'nin dünyaya gelmesiyle tattı ilk babalık duygusunu. Kızı Leyla Süreyya'nın dünyaya gelmesiyle Ali Atay'ın babalık sevinci iki katına çıktı. Başarılı oyuncuya çocuklarıyla keyifli bir babalar günü geçirmesini diliyoruz. Babalar Günü heyecanını yaşayan bir diğer isim oyuncu Necip Memili. Memili kızı Asya'ya çok düşkün bir baba. Öykü Karayel'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Roma'nın doğumuyla ilk kez yaşamıştı baba olmanın mutluluğunu Can Bonomo. Son dönemlerde oğlu Roman'la paylaştığı sevimli videolarla adından söz ettiriyor Bonomo. Gerçekliğini... Bir kafede oturmak istiyorum. Evet, olabilir. İnsan gerçeklik algısını kaybediyor. Ne yapıyoruz biz falan gibi oluyor. Bu ödüller her seferinde beni efendim hoş. Neli pasta istersin? Neli pasta isterim. Zannediyorum çilek. Hayır, çikolatalı olsun. Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İbrahim Büyükak, sevimli oğlu Aslan Oktay'la bir kez daha Babalar Günü heyecanını yaşayacak. Ünlüler dünyasının ünlü babalarından biri de Erkan Kolçak Köstendil. Yakışıklı oyuncu ilk kez babalık duygusunu tattı, sevimli oğlu Marcel'le geçirecek bu güzel günü. Tolga Hansayışman, yakışıklı oğlu Efe Han ve dünyalar güzeli kızı Alina ile Babalar Günü mutluluğunu yaşayacak isimlerden. Engin Altan Düzyatan, tecrübeli babalardan. Yakışıklı oyuncu önce oğlu Emir Aras'la, sonra kızı Alara ile ilk kez yaşadı baba olmanın mutluluğunu. Ünlüler dünyasının bir başka tecrübeli babası da Cem Yılmaz. Ünlü komedyenin oğlu Kemal ile arasındaki baba-oğul ilişkisi çok seviliyor. Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'nın dünyaya gelmesiyle yaşadığı ilk babalık heyecanını. Sevimli kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapan Altan'ın babalığı sosyal medyada çok beğeniliyor. Tüm babaların Babalar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyor. Herkese evlatlarıyla birlikte mutlu bir Babalar Günü geçirmesini diliyoruz. Sıla Türkoğlu kamerayı ele geçirdi. Kızılcık şerbeti setini keşfe çıktı. Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Günaydın. Canlarım günaydın. Günaydın. Rüzgar ve Nur Sema'nın ıslanma sahnesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ne gerekiyorsa o seyircimi düşün. Oyna! Kızılcık şerbeti setinden 10 numara espriler. Numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın. Gelin Görkem'in içinden şeytan çıktığı sahne nasıl çekildi?
ve Kızılcık Şerbeti'nin muhteşem sezon finalinin hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası görüntüleri. Bugün büyük gün. Sezon finali için hepimiz çok heyecanlıyız. Az sonra... Alina Boz ve Umut Evirgen'in Bodrum Romantizmi. Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın Mini Surf Keyfi. Ve Bodrum'un Bikinili Akrobatı. Trabzon'da şov yapan güzel kim? Az sonra... Ece Ayce'nin eşi ve kızıyla Bodrum keyfi. O kadar sıcak ki çocuk haşlanmasın diye korumaya çalışıyorum. Bodrum'da kızı Mina İpek'le ilk kez görüntülenen Ece Ayce. Annelikte neden zorlanıyor? Zor ama ya. Az sonra. Tatil cenneti Bodrum'da sizleri bir bayram kahvaltısına davet ediyoruz. İşte Bodrum'un meşhur Ege ve Van kahvaltıları ve fiyatları. Her şey geride bırak, sen yepyeni bir güne uyan. Kahvaltını sıkı yap, sıcak simit tereyağı, portakal suyu ve bal. Yanında reçeli de var, hepsinin tadına bak. Tatlıma senin kadar. Tamamen organik Ege kahvaltısı mı? Bütün ürünlerimizi biz kendimiz burada size de birazdan göstereceğim. Tarlamızda kendimiz yetiştiriyoruz. Coğrafi işaretli Van kahvaltısı mı? Bizim kahvaltımızın olmazsa olmazı Van peynirimiz. Toprağın altında 6 ay boyunca kalıyor. İçindeki organik otlarla birlikte muhteşem bir lezzet diyebilirim. Tatil cenneti Bodrum'da harika bir bayram kahvaltısı isteyenler ekran başına. En bol çeşidi ve fiyatlarıyla Bodrum'un meşhur kahvaltılarını sizler için araştırdık. Bodrum denince akla tatil gelir. Harika bir tatilin olmazsa olmazı kahvaltılardır. Bu hafta sizler için Bodrum'un en meşhur kahvaltılarını araştırdık. Bir yanda organik Ege kahvaltısı, bir yanda Anadolu kokan Van kahvaltısı. Yeşillikler içinde harika bir bahçe ve bahçede bizi bekleyen şahane bir kahvaltı. Baksanıza şu masanın güzelliğine. Adeta bir Rönesans tablosu. Yalıkavak'ta bir Ege kahvaltısı yapacak az sonra muhabirimiz Eren Gürel. İyi bayramlar sevgili Show TV izleyicileri. Sizler için Yalıkavak'ta doğayla iç içe bir bayram kahvaltısı yapacağız. Şimdi gidelim bakalım şefimiz bize neler hazırlamış. Ege kahvaltısının en büyük özelliği masamızdaki yenebilir her şeyin tamamen organik oluşu. Bütün ürünlerimizi biz kendimiz burada size de birazdan göstereceğim. Tarlamızda kendimiz yetiştiriyoruz. Domatesimizi, salatalığımızı, yumurtalarımızı keza kendi çiftliğimizde. Onları da ben size birazdan paylaşacağım. Hemen hemen hepsi buranın kendi yetiştirdiği malzemeler. Evet, kendi organik. Sofrada yok yok. Masanın spesiyali çılbırın görüntüsü bile acıktırıyor insanı. Bizim zaten spesiyalimiz çılbır. Peki böyle bir kahvaltı sofrasının fiyatları ne? Bodrum denince işte fiyatlar konuşulur. Biz uygun olarak ilerlediğimizi düşünüyoruz. Çok da yüksek olmadığımızı düşünüyoruz. Şöyle sorayım o zaman. Ben geldim. Bu kahvaltıyı yaptım. Evet. İki kişi. Evet. Yedim, doydum. Hesabı istedim. Kaç para gelecek? Kişi başı 800 TL. Sorumlu televizyonculuk gereği her şeyi araştırmalıyız. Tüm ürünler organik dedik ama gerçekten öyle mi? Fırındayız. Balonlu ekmek. Bunun hamuru bir özelliği var. Sütle, zeytinyağla yoğruluyor, bir de şeker. Simit de kendim yapıyorum abi. Bu simit de yani hiçbir yerde yok. Ege kahvaltısının otlu böreği Ege yöresine ait. Normal otlu böreği işte pazı, ıspanak, dereotu, maydanoz, taze soğan koyarak karıştırıyoruz lor peyniriyle beraber.
Bodrum'un, yani daha doğrusu Ege'nin böresel otlu böreği. İşte bahçe. Kahvaltı sofrasında yediğimiz her şey bu bahçede yetişiyor. Tüm ürünlerimiz burada. Hatta şöyle kabağımız, salatalıklarımız, şurada beyaz kabağımız. Süt ürünleri bu keçilerden. İşte keçilerimizin tatlı yavrusu. Burada da çok güzel bir yavrumuz var. Evet. Bunun annesiyle diğer akrabalarıyla sütümüzü alıyoruz. Onunla peynirimizi yapıyoruz günlük olarak. Bu da ailemizin yeni misafiri. Ege kahvaltısından Van kahvaltısına geçiyoruz. O sofrada şiir gibi bir görüntü karşılıyor bizi. Vitez'deki Anadolu ürünleriyle süslü Van kahvaltısını Fatih Şef anlatıyor bizlere. Şöyle bir bakıyorum masaya, yani daha karnım doymadan gözüm doydu diyeyim. Yemek yemek üstüne bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Kesinlikle Anadolu sofrasını biz Bodrum'a getirdik. Muhteşem bir Anadolu sofrası. Sofra Türkiye haritası gibi. İlk önce Trabzon kuymağımızdan başlamak istiyorum. Muhteşem bir kuymaktan kahvaltıda olmazsa olmaz. Karadeniz bölgesinin bir ürünü diyebilirim. Burada kavurmalı yumurtamız var. Dananın sırtından, kuyruk sokumundan yapmış olduğumuz muhteşem bir lezzetten bahsediyoruz. Soframın tamamı Anadolu sofrası. Coğrafi işaret belgesi olan ürünlerimin tamamı bu sofrada diyebilirim efendim. Bal kaymağından gemlik zeytinimize, organik yumurtamızdan Erzincan tulum peynirine diyebilirim. Van kahvaltısının şahı Van peyniri. Bizim kahvaltımızın olmazsa olmazı Van peynirimiz. Toprağın altında 6 ay boyunca kalıyor. İçindeki organik otlarla birlikte muhteşem bir lezzet diyebilirim. Birbirinden özel Anadolu lezzetleri var kahvaltı masasında. Ramazan aylarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahine yaparmış, sahine tatlısı yaparmış. Bu sahine tatlısının içinde efendim bal, tereyağı, susam ve tahinin oluşturmuş olduğu muhteşem bir lezzet var diyebilirim efendim. Bitlis Ahlat'tan getirmiş olduğumuz, yeşil cevizden yapmış olduğumuz ceviz reçelimiz. Hemen yanında süt reçelimiz. Ege'mizin, Çanakkale'mizin incisi, keri domatesden yapmış olduğumuz domates reçelimiz efendim. Peki böyle şahane bir Van kahvaltısını yemenin bedeli ne? Şimdi biz buraya geldik, iki kişi. Bu kahvaltıyı yedik. Kişi, hesabımızı evet. İstedik, bize ne gelecek? Şimdi kişi başı 700 lira yazıyoruz burada. Ekstra suyumuz ve portakal suyumuz var efendim. Şimdi bakıyoruz, Bodrum'da artık lahmacun bile 900 lira olmuş. Ama bu lezzetler, bu kahvaltı 700 lira diyebilirim. Ve uygun fiyatta başladığımızı düşünüyorum. Finalde Fatih Usta'nın bizlere özel hazırlattığı Show TV pidesini de unutmayalım. Show TV ailesine de saygılar, sevgiler efendim. Biz şovcuyuz. Show da bizim işimiz. İşte Bodrum'un iki meşhur kahvaltısı, işte fiyatları. Şimdiden afiyet olsun. Sıla Türkoğlu kamerayı ele geçirdi. Kızılcık şerbeti setini keşfe çıktı. Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Günaydın. Canlarım günaydın. Günaydın. Rüzgar ve Nur Sema'nın ıslanma sahnesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ne gerekiyorsa o seyircimiz için. Oyna! Kızılcık şerbeti setinden 10 numara espriler. Numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın. Gelin Görkem'in içinden şeytan çıktığı sahne nasıl çekildi? Ve Kızılcık Şerbeti'nin muhteşem sezon finalinin hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası görüntüleri. Bugün büyük gün. Sezon finali için hepimiz çok heyecanlıyız. Az sonra. Alina Boz ve Umut Evirgen'in Bodrum romantizmi. Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın mini surf keyfi. Ve Bodrum'un bikinili akrobatı. Trabzon'da şov yapan güzel kim? Az sonra.
bayram sabahına özel bir müzik ziyafeti çekelim istedik sizlere. İşte İbrahim Tatlıses klasikleri. Ayağımda kundura tane, ağrı dağına. One, two, three, four. Mutlu ol yeterden, mavi maviye. Mavi mavi masmavi. Unutulmaz, kulaklara kazınan İbo klasikleri. Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Deli gibi döne döne savrulmak düşer. İşte bayram haftasına özel unutulmaz İbrahim Tatlıses şarkıları. İbrahim Tatlıses efsanesi, 80'li yılların en efsane şarkılarından Mutlu Ol Yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana, duymasam sevgilim üzülmem. Alıştım yıllardır ben yokluğuna, bir tek dileğim var, Mutlu Ol Yeter. Karşılıksız aşkların şarkısı oldu. İbrahim Tatlıses'ten Bir Kulunu Çok Sevdim'le isyan etti aşıklar. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Hülya Avşar'ın gözleriyle özdeşleşen bir İbo klasiği, Mavi Mavi. Samimidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yari? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Eski halinden eser kalmayanların söylediği yegane şarkı İbo'dan Yalnızım Dostlarım. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Söz Sabahattin Ali, müzik Zülfü Livaneli. İki efsanenin unutulmaz şarkısı Leylim Ley, tatlı sesin klasiklerinden biri. Döndüm baldan kopan kuru yaprağına. Leylim Ley, seher yedi dalat beni kurbanı. Leylim Ley. İbrahim Tatlıses'in mutlu aşk şarkılarından en sevileni Gülüm Benim. Gülüm benim, gülüm benim. Derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dileğim. İbrahim Tatlıses denince akla ilk gelen şarkılardan biri Vur Gitsin Beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki, sen de bir kenara at gitsin beni. Sözü müziği İbrahim Tatlıses'e ait olan bir İbo klasiği. Aşk şarkılarının en eğlencelilerinden Allah Allah. Allah 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 nasıl? İbrahim Tatlıses'in unutulmazlarından isyanın dile geldiği şarkı Ben İnsan Değil Miyim? Ben de gülmek isterim. Ben de sevmek isterim.
Bibo'nun özleyenlerin duygularına tercüman şarkısı. Hasret kaldım. Hasret kaldım gülüşüne, o sıcacık öpüşüm. Seviyorum değişine, hasret kaldım, hasret kaldım, hasret kaldım sevgili. Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya diyerek sevdiğine sitem edenlerin şarkısı. Hayatıma bir son vermek istersen, hançere gerek yok, gözlerin var ya. Eğer ki kalbimden vurmak istersen, sevmek yetmez bazılarına. İbo onlara nankör kedi diye seslenir. Ne söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki? Vurdun kapıyı gittin. Be vicdansız, be insafsızın kızı, ben nankör kedi. İnsan bir şey söyler. Bazen ayrılık gelip çatmıştır ve ne dersen faydasızdır. İbo öyle zamanlarda ne faydası var der. Kendini zorlama tatlı sözlerle, teselli etmenin ne faydası var? Kendini zorlama tatlı sözlerle, teselli etmenin ne faydası var? Teselli etmenin ne faydası var? Annesini özleyenler İbrahim Tatlıses'in klasiklerinden Garip Anam'la ağladı yıllar yılı. Canım dediklerim canımı aldı der İbrahim Tatlıses birilerine isyan ederken. Canım aldı. Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Umutsuz yaşantım onlardan kaldı. Beni sevdi pişman ettiler. İbo Show'da Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses'in düetiyle ölümsüzleşen Yakamoz. Yağmur yağar ıslanırsın o yaman, güneş doğar kurumasın o yaman. Der durursun vay aman, yakamozsun sen. Finali remixle yapalım. Meşhur türkü Ağrı Dağı'nın remixiyle gece kulüplerini sallamıştı İbo. Zorluğun eteğin. Sol yanımsın. Yeni gelin Merve Dizdar'ı sürpriz nikahından sonra ilk kez Show TV'ye konuştu. Sormayın ya, ben işte hep böyleyim. Ödül töreninde de heyecanlanıyorum. Böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum. Merve Dizdar.
Merve Dizdar. Merve Dizdar, Cihan Ayger'le ilişkisinin 10. ayında evliliğe nasıl yürüdü? 10 ay. Yani bence çok kısa ya da uzun, bilmiyorum işte. Neden bütün ünlüler şaşalı nikahlarla evlenirken o sade bir nikahı tercih etti? Yok, ben zaten yani yapamam. Yapamamdan kastım öyle, genel olarak da öyleyim, öyle biriyim. Az sonra. Ekranların Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunun son bölümlerinde kamera arkası görüntüleri oldukça eğlenceliydi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin eğlenceli kamera arkası. Sıla Türkoğlu kamerayı ele geçirdi. Kızılcık Şerbeti setini keşfe çıktı. Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Günaydın. Rüzgar ve Nur Sema'nın ıslanma sahnesinin kamera arkasında neler yaşandı? Ne gerekiyorsunuz seyircimiz için? Oyna! Kızılcık Şerbeti setinden 10 numara espriler. Numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın. Gelin Görkem'in içinden şeytan çıktığı sahne nasıl çekildi? Ve Kızılcık Şerbeti'nin muhteşem sezon finalinin hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası görüntüleri. Bugün büyük gün. Sezon finali için hepimiz çok heyecanlıyız. Kızılcık Şerbeti geçen hafta muhteşem bir bölümle 2. sezona veda etmiş, Türkiye yine Kızılcık Şerbeti'ni konuşmuştu. Sizlere Kızılcık Şerbeti'nin finale doğru giden son bölümlerinin kamera arkası görüntülerini derledik. 55. bölümde Kıvılcım'la Kızı Çimen'in sahnesi olay yaratmıştı. Anne, ben evlendim diyorum. Başlatma evliliğinden. O kafandakini çıkarıp hemen odana gidiyorsun Çimen. Ne olur böyle yapmayın. Sen sus. Sakın konuşma Çimen odana. Ben artık Gökhan'ın karısıyım. İşte çok konuşulan o sahnenin çekimleri. Kızılcık Şerbeti setinin en eğlenceli çifti Kıvılcım ve Ömer. Evrim Alasya ve Barış Kılıç her çekimde çok eğleniyor. Yine iyi anlaşan bir ikili de sıra. Metehan ve Nur Sema, yani Rahimcan Kapkap'la Ceren Yalazoğlu Karakoç'un setteki eğlenceli anlarını izlemek çok keyifli. Ömer ve Kıvılcım'ın ikinci kez evlendiği bölüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Sizleri karı koca ilan ediyorum. İşte Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın uyumlarını kamera arkasında da gösteren o sahnenin çekimleri. Finalden bir önceki bölümün çekimlerindeyiz. Sıla Türkoğlu kamerayı ele geçiriyor ve Kızılcık Şerbeti setini turluyor. Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Günaydın. Canım günaydın. Günaydın. Sempatik olmaya gerek yok. Biraz tur. Setin neşe kaynağı Barış Kılıç yine formunda. Rüzgar ve Nur Sema'nın ıslandıkları ve birbirlerine sırılsıklam aşık oldukları sahne çok güzeldi. Rüzgar, ben böyle eve gidemem. Amcamların yanına da gidemem. Tamam,
Ben halledeceğim. Şimdi sen Mete Hanım'a buradan mesaj at. İşim çıktı, acil çıkmam gerekti de. Ben geri kalanı halledeceğim, tamam mı? Ben şoförü çağıracağım. Sonra da halledeceğim her şeyi. Gel buraya. İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Yiğit Kirazcı'nın başarıyla oynadıkları o sahnenin çekimleri. Ne gerekiyorsa o seyircimiz için. Oyna! Bu alanda zemin çok uygun. Zemin uygun, maça hazırız. Setin kamera arkası eğlence dolu. İşte Doğukan Güngör ve Emrah Altıntoprak'ın bol kahkahalı anları. Esprili bir set, Kızılcık Şerbeti seti. Evrim Alasya'ya yapılan iltifat gerçekten 10 numara. Numaramı değiştirdim demiştin ama hala 10 numarasın. Kıvılcım ve ailesinin eğlenceye çıktıkları sahnenin kamera arkasında sıra. Nasıl coşmuş kızlar grubu baksanıza. Setin dünya tatlısı Cemre. Doğa kamera arkasında da kızını sevmeye doyamıyor. Artık büyüdüğü için, onu böyle sevebiliriz. Kız bana baksana. Ve muhteşem sezon finalinin kamera arkası görüntüleri. Açılışı Sıla Türkoğlu yapıyor. Bugün büyük gün. Sezon finali için hepimiz çok heyecanlıyız. Çok heyecanla sete geldim ben. Çok da dinlendirdim kendimi de. Kızılcık Şerbeti'nin Bayan Kaos'u Nilay ve Doğan'ın kamera arkasındaki diyalogları komik. Vallahi kaosları fitilenmen olduğum için şu an... Zaten. Benim bugünkü tek görevim... Bakacağız. Sen de ortalığı karıştırıyorsun Beybe. Ben hiç ortalığı karıştırmam. Hiç sevmem ortalığı karıştırmam. Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği sezon finali bölümünün kamera arkasına eğlence hakim. Kayıt. Böyle mi yani? Bu mu yani? Kamera arkasını hiç olmaz gerekiyormuş. Oy. Çekme kardeşim, çekme. Tamam abi. Yeni sezonda beraber değil abi. Görkem'in öfkelendiği ve yatakları tırmaladığı sahne izleyenleri çok gelmişti. Ben mi gideceğim sana? Ben gitmeyeceğim. Ben mi gideceğim? İşte Özge Özacar'ın oyunculuğuyla parmak ısırttığı o sahnenin kamera arkası görüntüleri. Aa! Sezon finali çekimlerinde susayan Ceren Yalazoğlu Karakoç, ekibin su kartonunu böyle parçalıyor. Sezon finalinde Görkem'in Mustafa'nın kafasında parçaladığı vazo Kızılcık Şerbeti izleyicisini korkuttu. Fatih doktor! İşte o gergin sahnenin kamera arkası görüntüleri. Bol reytingli, gündem yaratan harika bir sezon geride kaldı. Kızılcık Şerbeti oyuncularından bir veda mesajı alalım ve gelecek sezon Kızılcık Şerbeti'nde görüşmek üzere diyelim. Bu sezonun tüm heyecanını, duygusunu sizlerle paylaşmak bizler için çok büyük bir keyifti. Bize göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki sene görüşmek üzere diyoruz. İkinci sezon finalimizde de bizimle olan tüm seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Sizinle olan her an unutulmazdı. Bu sezonun da heyecanını ve duygularını bizimle paylaşan... Buraya gel, buraya gel.
Bizi destekleyen, bize güç veren herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Her sahnemizde, her duyguda, bu sezonda bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu hikaye sizlerle daha da anlamlı. Her sahnede bizimle olduğunuz ve destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Biz sizinle güçlendik. Herkese merhaba, ben Feyza Civelek, namı Ernilay. Her bölümü sizinle paylaşmak çok büyük bir keyifti. Tüm sezon boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum, yeni sezonda görüşmek üzere. Her sahnemizi sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu sezon yanımızda olup bize destek verdiğiniz için teşekkürler. Sizinle birlikte bu sezonu geçirmek bizim için harika bir deneyimdi. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Efendim, bir sezonun daha sonuna geldik. Yanımızda olan bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Gelin Merve Dizdar sürpriz nikahından sonra ilk kez Show TV'ye konuştu. Sormayın ya, ben işte hep böyleyim. Ödül töreninde de heyecanlanıyorum. Böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum. Merve Dizdar. Merve Dizdar, Cihan Ayger'le ilişkisinin 10. ayında evliliğe nasıl yürüdü? 10 ay. Yani bence çok kısa ya da uzun, bilmiyorum işte. Neden bütün ünlüler şaşalı nikahlarla evlenirken o sade bir nikahı tercih etti? Yok, ben zaten yani yapamam. Yapamamdan kastım öyle, genel olarak da öyleyim, öyle biriyim. Az sonra. Bodrum sezonu çok sıcak başladı. Hangi ünlüler Bodrum sezonunu açtı? Kimler kameralara nasıl yakalandı? İşte Bodrum'dan en özel görüntüler. Sahil akrobatları, tatil aşıkları, mini Titanikçiler, sahiller, davetler ve geceler. İşte Bodrum'dan son haberler. Bodrum turumuza sahillerle başlıyoruz. Cansel Elçin'le eşi Zeynep Tuğçe Bayat tekne tatilinde. Az sonra keyifli bir serinleme yaşayacak ünlü çift. Önce Cansel Elçin dalıyor suya. Zeynep Tuğçe Bayat elbiseyi andıran neon yeşili mayosuyla usul usul giriyor suya. Ünlü çift bir süre yüzdükten sonra çıkıyor. Biraz da denizin keyfini paddleboard'la çıkarma vakti. Cansel Elçin geçiyor önce küreye. Sonra ikisi birlikte biniyor. Mini bir Titanic romantizmi yaşanıyor Bodrum'da. Geçtiğimiz hafta mayo suyuyla sahilde görüntülediğimiz Meltem Cumbul bu kez botta yakalanıyor kameralara. Müzik
Bodrum'da yazın ilk bombası, oyuncu Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'le ilk kez görüntülenmesiydi. Eda Ece ve ailesini bu kez alışverişte görüntülüyoruz Bodrum'da. Eda Hanım nasılsınız? Bodrum bu sene ayrı bir sıcak. Eda Ece minik kızını sıcaktan korumaya çalışıyor. Nasıl gitsin, o kadar sıcak ki çocuk haşlanmasın diye korumaya çalışıyorum. Anneliği soralım. Sıcakta anne olmak da zor. Nasıl gidiyor annelik? İyi gidiyor, zor ama ya. Yani 24 saat doluyum. Mina İpek'in teyzesi Şevval Sam, küçük kıza kendi göbek adı olan Türk Deniz ismini koymak istediğini söyledi. Eda Ece Şevval Sam'ın teyzeliğinden mutlu. Dedi ki göbek adımı koydum çocuğa dedi. Doğru. Ara ara gidiyorum dedi. Teyzeliği nasıl gidiyor onun? Çok iyi gidiyor vallahi, sağ olsun. Bizim fanlar yazmış Türk Deniz koy adını diye. Evet. Göbek adı oradan espri kaldı. Türk Deniz Mina İpek diyor. Çok iyi ilgileniyor, çok seviyor onu. Beach keyfi yapan bir güzele odaklanıyoruz. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu bikinisiyle güneş banyosunda. Hepsi kızı Yasemin Yürük, akrobatik hareketlerle denize girmeye hazırlanıyor. Sonrasında kendini sulara bırakıyor Yasemin Yürük. Aşk Bodrum'da yaşanır. İşte Bodrum'un çifte kumruları. Alina Boz ve Umut Evirgen tatilde. Az sonra el ele bota biniyor ünlü çift. Bodrum'da bir davete gidiyoruz. Otel açılışına gelen Şevval Şahin çok şık. İzmir'de defileye çıkıp Alaçatı'da güzel pozlar verdikten sonra Bodrum'a gelmiş ünlü manken. Evet, Alaçatı'da bir iş için gittim. Aynı zamanda birazcık da bir iki gün kalayım dedim. İlk önce İzmir'deydik defile için. Sonra Çeşme'de bir defile için oradaydım. Bayram sonrası rotası Ibiza. Buradan sonra muhtemelen bayram tatilinde Ibiza. Ama ülkemde de bol bol vakit geçirmeyi planlıyorum bu yaz. Zaten dünyanın hiçbir yerinde Ege gibisi yok diyebilirim. Teninde güneşi batırmayan bir güzel o. Ülke ülke geziyor ve çok gezen çok biliyor. Ondan iyi kimse bilemez Yunan adaları mı Bodrum mu kıyaslamasını. Ben aslında çok Yunanistancı değilim. Ben yani tercihim Bodrum olur bana göre. Fakat Yunanistan'da da birçok güzel ada var, bilinmeyen adalar da var. Bir tek Mykonos'tan ibaret değil. Ama şimdiki piyasaya bakarsak Yunanistan biraz daha hesaplı geliyor. Yani Bodrum bayağı uçtu fiyatları. O yüzden mantıklı aslında Yunanistan'a da gitmek açıkçası. Davette güzeller geçidi var. Sibil Çetinkaya, Merve Oflaz ve Derin Talu da davette. Meltem Cumbul da davette. Kısa tatil iyi gelmiş ona. Şöyle ki ben 1,5 yıldır New York'taydım. Evet. New York'ta da çalışmalarım bayağı yoğun geçmişti. O sebeple bayağı özlemiştim aslında. 1-2 günlük tatil bana çok iyi gelecek. Gündüz sahilde akrobatik hareketler yaparken gördüğümüz Yasemin Yürük bu kez davette. Bir dönem üyesi olduğu Hepsi grubuyla ilgili polemikler bitmek bilmiyor. Günah açan çiçekler gibi yalla, yalla. Öyle saf sevgimi yalla. Grubun sarışın üyesi Gülçin Ergül'ün sürekli eski günler üzerinden reklam peşinde olduğunu iddia ediyor Yasemin Yürük. Ben söyleyeceğimi söyledim. O Gülçin Hanım kendi yolunda ilerlesin. Herkes de her şeyi görüyor bence. Dediğim gibi yeni şarkısı çıktığı zaman başka şekilde PR'ını yaparsa
daha mutlu olacağız. Çünkü ben de şarkı çıkardım ama hiçbir zaman hepsi üzerinden sorulara cevap vermedim. Kendi yolumda ilerledim. O da öyle yaparsa bence daha mutlu olacak. Hani kibirsiz ve ego olmadan yaşamak istiyorsa. Bence herkes daha kendi karakteriyle, kendi işiyle ilgili cevap verirse her şey daha iyi olur. Hepsi grubunun artık tamamen tarih olduğu bir gerçek. Ama bir belgesel çekilme fikriyle gelen yapımcılar Gülçin Ergül'ün istememesi nedeniyle projeyi rafa kaldırmış. Hepsiyle ilgili artık bir şey yapmıyoruz. Yapacaktık biliyorsunuz ki. Maalesef belgeseldi. Maalesef Gülçin tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. Çok da güzel olurdu hayranlarımıza ama... Ben de rafıma koyardım güzelce onu ama yapacak bir şey yok. Olmuyorsa olmuyor. Bodrum'da güneş batıyor. Bodrum akşamlarında ünlü bir çifte odaklanıyor kameramız. Türkücü İzzet Yıldızhan uzun yıllar boyunca kameralardan uzak tuttuğu eşi Ajda Yıldızhan'la birlikteliğini artık saklamıyor. Bodrum gecelerinde görüntüleniyor çift. Valla böyle bir bayramdan önce bir iki gün kaçış ya. Hadi bir iki üç gün dinlenme yani. Aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hazar Ergüçlü'nün aşk dolu tatil pozları. Minik bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü, DJ sevgilisiyle nasıl düşman çatlattı? Az sonra... Başarılı oyuncu Merve Dizdar, sürpriz bir nikahla hayatını Cihan Ayger'le birleştirdi. O nikahta neler yaşandı ve Merve Dizdar nikah sonrası Show TV'ye neler söyledi, izliyoruz. Evet, söylüyorum evet, istiyorum evet, seviyorum aşığım sana evet. Söylüyorum evet, istiyorum evet, seviyorum aşığım sana evet. 10 aylık aşk, yıldırım nikahla taçlandı. Gelin hanımın heyecandan adını bile unuttu. Merve Dizdar. Ünlü dostların akın ettiği. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Güzel, ömürlük bir inşallah ilişki olsun. Ya çok güzeldi. Çok ikisi de çok mutlu, ikisi de çok heyecanlı. Merve Dizdar'la Cihan Ayger'in nikahında neler yaşandı? Davulla alındım. Kınalar yapıldı. Kınalarımız da. Kınamız oldu. Kınamı da çok büyük yapmışım. İşte Merve Dizdar'ın sürpriz nikahının öyküsü ve nikah gününün tüm detayları. İlk evliliğini 2021'de sonlandırmıştı Merve Dizdar. Yoğun geçen bir kariyer döneminde yeni bir aşka vakit bulamadığını söylüyordu bir yıl öncesine kadar. Özel hayat dedim ama siz özel hayat... Yok. Yani özel hayatım yok. Özel hayat yok. Özel hayatım yok yani genel olarak bir özel hayat. Ama bu açıklamasından kısa süre sonra iş insanı Cihan Ayger girdi hayatına. Aşksız geçen günlerini unutturdu Cihan Bey, kan ödüllü oyuncumuz Merve Dizdar'a. İyi gidiyor, iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Güzel gidiyor. Vallahi yüzlerimiz gülüyor. Bir nazar boncuğu koyalım yani. Ya, teşekkür ederim. Çok kimse onlardan bu kadar hızlı bir evlilik beklemiyordu. Ama oldu. Merve Dizdar, ilişkisinin 10. ayında nikah masasına oturdu Cihan Ayger'le. Kadıköy Evlendirme Dairesi'ndeki nikah gününe gidiyoruz. İbrahim Selim gelin ve damat kadar heyecanlı. Vallahi çok heyecanlıyım. İkisini de çok eski tanıyorum. Merve zaten canımız ciğerimiz. Cihan da çok eskiden tanıştığımız müthiş bir adam. Mutlu günlerinde onlara eşlik edeceğiz işte. O yüzden bir heyecan. Dedim mi demin heyecan? Oyuncu Serkan Tınmaz arkadaşlarını yalnız bırakmamış nikahta. Vallahi çok mutluyum arkadaşlarımızla. Güzel bir gün onların yanında olmaya geldim. Barış Falay ailesiyle gelmiş Merve Dizdar'ın mutlu gününe. Allah mutlu etsin, mesut etsin değil mi? Tabii. Ömür boyu mutlu etsin. İki tane çok sevdiğimiz arkadaşımız, kardeşimiz. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. İnşallah. Huzur peşlerini bırakmasın. Bige Önal yakın dostunun mutlu gününde orada. Evet heyecanlıyız. Kutlamaya geldik. Bekliyoruz şimdi bakalım.
Oyuncu Esra Ruşan da çiftin mutlu günü için orada. Çok heyecanlıydı, çok güzeldi her şey. Çok mutluyuz çünkü çok aşıklar birbirlerine. Umarım daim olur, umarım çok mutlu olurlar. İkisi de harika insanlar çünkü. Bence her şey çok güzel olacak. Merve Dizdar'ın yakın arkadaşı Ezgi Mola ve eşi de nikahta. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Güzel, ömürlük bir inşallah ilişki olsun. Onlar mutluluğu çok hak eden insanlar. Tavsiyelerle bulundunuz mu? Yok, bulunmadım. Tavsiyede bulunmadık tabii ki. Şubeli olarak. Hiç gerek yok tavsiyeye bu tip konularda. Herkesin ilişkisi kendine gibi düşünüyorum biraz, aynen. Hem gelin hem de damat tarafı onlar. İkisini de, Cihan'ı da çok eski tanıyorum. Çok çok yakın arkadaşlarım. Anneliği soralım Ezgi Mola'ya. Anneliği de tavsiye edecek mi Merve Dizdar'a? Güzel, çok güzel. Her şey onunla. Merve'ye tavsiye eder misiniz çocuğu? Ben çocuğu isteyen herkese tavsiye ederim. Dünyanın en güzel duygusu bence. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın bence. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Serenay Sarıkaya'yı da aradı gözler nikahta. Sarıkaya sürpriz nikah sevgilisi Mert Demir'le Almanya konserinde olduğu için gelemedi. Gelin ve damat böyle geliyor nikah salonuna. Sıcak bir şekilde karşılıyor Merve Dizdar kameraları. Nasılsınız? Bu ani nikahın detaylarını öğrenmek istiyoruz. Yok yani birbirimizi çok seviyoruz. Evlenmeye karar verdik. Aile olmaya karar verdik. Peki isteme oldu mu? Ay bir saniye. Oldu. Oldu. Tuzlu kahve içildi mi? Tuzlu kahve yok. Yani. Ben size söyleyeyim. Davullu alındım. Kınalar yapıldı. Kınalarımız da. Davul kınamız oldu. Kınamı da çok büyük yapmışım. Sağ gösterelim daha iyi. Ama aslında biz karar vermiştik. Son dakika günü aldık. Ama kararımız vardı aslında. Evet. Balayını Japonya'da yapacak güzel çiftimiz. Peki balayı planınız var mı? Sen bastın. Ne olur sen söyle. Japonya'ya gideceğiz inşallah. Evet. Bir aksilik olmazsa biletlerimizi aldık. Tokyo'ya gideceğiz. Neden Japonya? Vallahi bir görmediğimiz yer ikimizin de. Uzak Doğu'ya ilk kez gideceğiz. Bir bakalım oralara da. Çiçek çok seviyoruz. Onların bahçeleri ünlü. Fotoğraf bakalım. Çekeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz bol bol. Gezeceğiz. Ani nikahla ilgili akla ilk gelen şey Merve Dizdar'ın hamile olup olmadığıydı. Yok şu an yok. Yani, evet. Şu an yok ama bakacağız yani ona. Ama şu an şu anda biraz dolaşalım. Bir balayına gidelim. Biraz bir balayına gidelim. Merve Dizdar'ın annesi Yıldız Dizdar da çok heyecanlı. Kızım evleniyor tabii, en büyük mutluluk bizim için. Allah mesut etsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne bir evlilik oldu. Ne düşünüyorsunuz? Anne Dizdar torun istiyor kızından. Siz ne diyorsunuz? Zamanı gelince olur herhalde. Zamanı o gençlere bırakıyoruz. İster misiniz? Tabii istiyorum. Her anne gibi çok varsın. Teşekkürler. Ve işte nikah anları. Merve Dizdar heyecandan yerinde duramıyor. Çiftliğin taşlarını çiftin nikah şahitleri masaya lütfen. Geldim. O kadar heyecanlı ki ismini bile unutuyor Merve Dizdar. Merve Dizdar. Annenizin adı Yıldız Dizdar. Her şey olmuş gibi. Babanızın adı Mehmet Ali Dizdar. Damat Cihan Ayger kendi ismini ve ailesinin ismini söylerken salonda gülüşmeler yaşanıyor. Recai Cihan Ayger. Bravo. Annenizin adı? Ülker Mermin Ayger. Babanızın? Mehmet Nuri Ercüment Ayger. Merve Dizdar'la eşi Cihan Ayger mutluluğa böyle evet diyor. Sayın Merve Dizdar, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle yanınızda oturan nişanlınız Sayın Recai Can Ayger ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Sayın Recai Cihan Ayger, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle yanınızda oturan güzel nişanlınız Sayın Merve Dizdar ile evlenmek istiyor musunuz? İmzalar da atılıyor ama bir eksik var. Merve Dizdar ayağına basmalı eşinin.
O anlarda Merve Dizdar ve Cihan Ayger'den mutlusu yok. Nikaha gelen isimlerden Gökçe Bahadır'ı tören sonrası görüntülüyoruz. Ya çok güzeldi. Çok ikisi de çok mutlu, ikisi de çok heyecanlı. Çok güzel bir an. Çok güzeldi yani. Onlara mutluluklar diliyorum. Tecrübeli bir evli olarak yeni çifte tavsiyeleri var mı? daha konuşma fırsatım olmadı henüz. İnşallah sonrasında bol bol konuşuruz. Ama zaten onlar tamam yani meseleyi çözmüşler. Çok da iyi anlaşıyorlar, çok da mutlular. Fazla bir tavsiyeye ihtiyaçları yok bence. Merve Dizdar'ın soyadını unuttuğu heyecanını da soralım Gökçe Bahadır'a. Bugün her şey olabilir yani. Bugün her şey unutulabilir. Merve Dizdar. İşte böyle sade bir törenle evlendi Merve Dizdar. Elindeki şahane çiçeklerden daha güzeli güldüğünde yüzünde açıyordu o gün. Nikah sonrası yapılan eğlencede ise yerinde duramadı Merve Dizdar. İşte böyle döktü kurtlarını. Yeni gelin Merve Dizdar'ı sürpriz nikahından sonra ilk kez Show TV'ye konuştu. Merve Dizdar düğününden 3 gün sonra hislerini sadece Show TV'ye anlattı. Afife Ödülleri gecesinin çıkışında görüntülüyoruz ünlü oyuncuyu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz sizi balayında bekliyorduk ama evet. Ödül töreninin çıkışında yakaladık. Evet. Biz 14'ünde gideceğiz balayına. Afife Jale ödül törenimiz vardı. Ödül verdim ben de. Çok mutluyum vallahi. Çok keyfim yerinde. Herkese sürpriz oldu evliliği. Şimdi tabii size sürpriz, bize değil aslında. Çünkü biz önceden karar vermiştik ama gününü haklı olarak, haklısınız yani geç aldık. Vallahi ne diyeyim ki işte, çok mutluyuz. 10 aylık ilişki sürecinde aşk hızla büyümüş ve evliliğe kadar uzanmış. Tanışır tanışmaz mı evlenme teklifi edildi acaba? Geldi. Ne zaman geldi? Hiç hatırlamayacağım sorular işte ama geldi de 10 ay. Yani bence çok kısa ya da uzun bilmiyorum işte. Yani zaman kime göre, neye göre bilmiyorum ki. Ya da zamanın bir önemi var mı? Nikahın sadeliği de çok konuşuldu. Ünlülerin şaşalı evlilik törenlerinin yanında Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikahı oldukça mütevazıydı. Yok ben zaten yani yapamam. Yapamamdan kastım öyle, genel olarak da öyleyim, öyle biriyim. Zaten yakın aile ve yakınlarımla birlikteydim. Bir de çok kısa bir zamanda olduğu için herkesi yani belki kimse olmayabilir, kimseye de yük olmasın diye öyle hemencik hallettik. Nikahta o kadar heyecanlıydı ki soyadını bile unuttu Merve Dizdar. Merve Dizdar. Sormayın ya, ben işte hep böyleyim. Ödül töreninde de heyecanlanıyorum. Böyle şeylerde aşırı heyecanlanıyorum. Artık herkes biliyordur. Heyecanlanınca da her şeyi unutuyorum. Ortaya atılan hamilelik iddialarına gelince. Hamile mi acaba diye sorular oluştu insanların kafasında. Evet. Hayır, evet derken yani öyle sorular oluştu. Hayır. Yo değilim. Yok değilim. Yani. Şu an yok ama inşallah ileride olur. Yani. Eşi Cihan Ayger'le uyumunu soruyoruz. Merve Dizdar hayatının mükemmel insanını bulmuş anlaşılan. Cihan Bey peki nasıl bir eş sizin için? Çok çok mükemmel bir insan gerçekten. Yani bilmiyorum ki eş olunca yani biz değişmedik, aynıyız bence. Tabii ki daha iki gün oldu ama önemli olan nasıl anlaştığın, keyif aldığın, eğlendiğin, güldüğün bir şey galiba. Yani böyle gibi. Peki çok teşekkür ederim. Ben size. Show TV ekranlarında konuştunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Merve Dizdar ve Cihan Ayger'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın. Attığım her adımdasın, sol yanımsın. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın. Attığım her adımdasın, sol yanımsın. Hazar Ergüçlü'nün aşk dolu tatil pozları. Minik bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü, DJ sevgilisiyle nasıl düşman çatlattı?
Az sonra. Gelin takımının dört güzeliyle Bodrum'da keyifli sohbet. Ona bir alkış dilerim. Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek, Gelin Takımı filminin Bodrum'daki setinde nasıl kan kiliklerini ilan etti? Gider. Dünyanın etrafında tur atar. Gider. Öyle söyleyeyim. Dört güzel hangi müjdeli haberi duyunca çığlıklar attı? Çığlıklar attım ben. Az sonra. Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Demet Akbağ, yıllardır sinemada ve ekranda keyifle izleniyor ve harika oyunculuğuyla bize ışık oluyor. İşte Demet Akbağ'ın kariyer yolculuğu. O Perişta, o Stiana. Kolay gelsin Stiana. Ve kafandaki nedir? Göz içindir. Hanım nerede? Ne nerede? Bizon tele nerede? O Hatiana, o sevdalık adalet, o Firuzanı. Sahnem iyidir yani, evet öyle söylerler. İlk hangi filmde oynadı? Nasıl ünlü oldu? Geçmiş olsun Hatice Hanım. Perihan abla, bir Demet tiyatro ve Vizontele'ye ulaşan kariyerinde hangi rollerde oynadı? Demet bizim telefon sapığı zannettiğimiz hırsızmış öyle. Ya arıyor, evde yok, şandamlıyor. Hülya Avşar'ın oynayacağı hangi rol son anda onun oldu? Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Yıllardır değişmeyen fiziğinin sırrı ne? Diyet olarak dikkat etmiyorum. Türkiye'nin en yetenekli kadınlarından Demet Akbağ'ın portresi geliyor. Cüce o, neydi adı? Cüce değildi, kısaydı. 1986, ilk filmi Davacı, ilk dizisi Perihan Abla. 1980'lerin başında tiyatroyla oyunculuğa başlayan Demet Akbağ efsanesinin başladığı yıl 1986 oldu. İlk filmi Davacı'da çok küçük bir rolle sinemada yer aldı. Bunun gelmiş. Ne yapacağız enişte? 80'lerin efsane dizisi Perihan Abla'da da rol aldı Demet Akbağ. Türkiye onun yeteneğini bu diziyle gördü. Evet hanımefendi, önce sizi tanıyalım. 1960 yılında İstanbul'da doğdum. Yalana bak. İlk ve orta liseyi birincilikle bitirdikten sonra yurt dışında yüksek tahsilimi yapıp diplomamı ve kocamı alıp İstanbul'a geldim. Yarışmacı ikiliye bol şanslar diliyorum. 1987'de ilginç bir filmde küçük bir rolü vardı. Müjdat Gezen'in uzaylı filmi Homoti'de eczacı kadın rolündeydi Demet Akbağ. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Yo, vallahi ben bunu hak ettim ama. Yok canım. Yo, hak ettim. Yok canım deme. Yok estağfurullah. Yo, hak ettim ben bunu. Hak ettim. Hak etmedin deme, vallahi hak ettim. Çünkü çok konuşuyor, o çok konuşuyor. O konuşunca ben nasıl dayanamıyorum ona bir cevap. Vah, kafama vurdu mu sandığı vallahi. Feler şaştı. Ne olduğunu anlamadım. Ben bunu konuşuyorum. Ulan o konuşmasa vallahi konuşuyorum. Sinirim bozuluyor konuşuyorum. O konuşuyorum, konuşuyorum. 1989, Zeki Müren'in Bilmecesi ve hızla yükselen Demet Akbağ. Tek kanallı dönemde Demet Akbağ'la Zeki Müren'in ekrandaki sohbeti tüm Türkiye'de gülümsemeyle izlendi. Zeki Müren'in ona sorduğu bilmece zamanın en güzel eğlencelerinden biriydi. 10. Evet. Yazdık mı canım? Yazdık. Onu da buraya yazıyoruz. Onu alta yazdık, evet. Alta da topluyorsunuz. Evet. Buraya da şöyle bir 30 yazdım. Ne oldu öyle? Evet, şöylece bir... Ne oldu öyle? Yarım elips çizdik. Aha! İşte size 100 çıktı. Surat çıktı. Yine o yıllarda Ferhan Şensoy'la oynadığı Varsayalım İsmail dizisinde görmüştük Demet Akbağ. Kim bu Avaran İsmail? Kim olacak canım? Daltonların en uzunu. Sen nereden tanıyorsun peki? Red Kit'ten. Red Kit kim? Daltonların belalısı. Daltonlar kim?
Sıkarsın ama Kortez. 1993'te Türk sinemasının en absürt filmlerinden Tersine Dünya filminde Bitirim Leyla karakteriyle Beyaz Perde'de yer aldı. Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine, bir daha da karşıma çıkma. 1995, bir Demet tiyatro ve bir efsanenin başlangıcı. Demet Akbağ kariyerindeki en büyük adımı 1995 yılında bir Demet tiyatro ile attı. Fıdıl evi terk ediyor. Fıdıl, fıdıl, fıdıl. Niçin terk edecekmiş kocam evi? Sevaba girmek için. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı televizyon tiyatrosunun ilk örneğinde birden çok karaktere hayat verdi Demet Akbağ. En bilinen karakteri Lütfiye Çıtır'dı. Hodul kesin kafayı yedi. Lütfiye bacımla ne yapsın, ona uyuyor işte. Tevekkeli bir, benim bir sürü gömdeğim ondan kayıp demek. Tevekkeli, tevekkeli benim de kayıp. Bir Demet tiyatronun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Feriştah yengede de onun imzası vardı. Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin Mükremin. Kakalaklarla düşüp kalkan sensin. Kakalak mı? O nedir öyle? Hamam böceği. Daha ziyade rutubetli ortamlarda yaşayan kara böceğin tekidir. Feriştah yenge, bileydik yanımızda dekoderimizi getirirdik. Türkçe konuş da anlayalım, ne diyorsun? Mükremin. Sana Vesile teyzenin yeğenini istiyorlarmış. Aslı var mı? Yine bir Demet tiyatroda Züleyha karakteriyle çok sevildi. Hoş geldin Saldıray abi. Merhaba. Ya bu katiye sana layık ne lan ben ne? Ne çişek işte, fazla bir şey beklememek lazım. Sağ ol abi, ne zahmet ettin. Deme gelin bura ha. E, fakirhane diyelim be abi. Ne olacak canım? Ferah bir yatak odası olduktan sonra. Nasıl abi? O yıllarda konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Yılmaz Erdoğan'daki Mükrem'in çıtır potansiyelini de Demet Akbağ'ın keşfettiğini öğrendik. İtiraf ediyoruz burada. Diziyi ilk yazıp böyle bir 15-20 sayfa getirdiğinde Yılmaz herhalde bu Mükrem'in abi de sensin dedim. Bilmem ben, nasıl diyorsun benim dedi. Oynamamın nedeni aslında Demet'tir. Benim yani ben Allah seçtim onu. O programda bir Demet tiyatroda Züleyha karakteriyle meşhur olan şarkısını da seslendirdi Demet Akbağ. Bırak gitsin, bitsin artık. Götürsün mektupları. Bırak gitsin, gitsin artık. Götürsün hediyeleri. Bırak gitsin, bitsin kavga. Ayırın kavga yapanları. Ayırın, ayırın kavga yapanları. 2000'in Vizontele efsanesi ve Sıt Yana. Türk sinemasının ikinci döneminin çıkış filmi olarak bilinen Vizontele, 2000 yılında çekildiğinde başrollerden biri de Demet Akbağ oldu. Kolay gelsin Sıt Yana. Ve kafandaki nedir? Göz içindir. Hanım nerede? Ne nerede? Vizontele nerede? Filmde canlandırdığı Sıt Yana rolüyle zor rollerin altından nasıl kalkıldığını gösterdi herkese Demet Akbağ. Nereden aldınız bu karpuzu? Nereden aldıysak aldık, hesap mı vereceğiz? Çaldınız mı ulan yoksa? Ha? Şimdi de hırsızlığa mı başladınız belediye reisinin ailesi olarak? 2003 yılında Vizontele'nin devam filmi Vizontele Tuğba'da da rol aldı ve yine oyunculuğunu gösterdi herkese. Neredesin Firuze? Organize işler ve fırtına gibi esilen yıllar. O artık Türkiye'nin en ünlü kadın komedyeniydi. Birbiri ardına filmler geldi. Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Neredesin Firuze'de filme ismini veren Firuze'ydi. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Yine Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan Organize İşler'de de izledik Demet Akbağ. Ne yakışmıyor? Bazı meslekler. Benim söylediğimden o anlam mı çıkıyor? Zorlarsan çıkar. Hanımefendi, bu aracı koymak zorundayız. Neden? Çünkü çalıntı. Sinemada fırtınalar estirirken partneri Yılmaz Erdoğan'la tiyatro sahnelerinde de kapalı gişe oynuyordu. Haybeden gerçeküstü aşk oyunuyla. Kafede sen varsın. Bir de sen. İki yaşlı Japon erkek. Bir de Nikol. Bir Nikol geldi sana. Hadi. Ne yaparsın? Bir kere sakin ol.
Sonradan sinemaya da uyarlanan bu oyunla uzun bir dönem herkesi güldürdü bu ikili. Cüce değildi, kısaydı. Ya tamam, çok kısaydı. Takiyettin. Takiyettin. Lan o kadar kısa adamın ismi niye bu kadar uzun ki? Uzun göstersin diye dikine çizgili isim koymuş. Sinemada o çocukları, ekranda elveda Rumeli yılları. Kariyerinin hiçbir dönemini boş geçirmeyen Demet Akbağ, oyunculuk performansını ekrana Elveda Rumeli dizisiyle taşıdı. Beğendiniz mi bebekleri? Beğendik. Ha. Ananız kuyumcu Mehmet Efendi ile evleneydi, bu evde olacak idi bebekle. Öyle mi? Öyle. Ananızı çok beğenidi. Çok isteydi evlensinler. Sonra o sütçü babanız çıktı. Bağırdı sütçü, sütçü dolaştı evin etrafında. Öyle aldı ananızı. Hey abla, ne anlatırsın kızçilere? Aynı dönemde O Çocukları filminde Özgün Amal'la birlikte başrol oynuyordu. Bak kızım, ben bunun anasına yemin ettim. İtalya'ya gidene kadar ben izin vermeden kimse alıp götüremez onu bu evden. Ama burası... Seni de madem anası yollamış, bu evin insanısın, otur ekmeğini ye. Anladın mı? O Çocukları filminde başrolü Hülya Avşar'dan almıştı. Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Karşılıklı anlaşılamadığını biliyorum sadece. Ata Demirer'le Eyvah Eyvah ve Firuzan'ı. Bir efsaneden bir başka efsaneye geçmek her yiğidin harcı değildir ama Demet Akbağ için çocuk oyuncağı. 2011'de Firuzan efsanesiyle tanıştı Türkiye. Gitti elbise. Yapıştırsak? Al, yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Zaten aşklar hep yalan doğar. Sonu hep sızı püsran. Geriye kalan aydınlar. Ata Demirer'in kendi yazdığı ilk filmi olan Eyvah Eyvah'ta bir bar şarkıcısı olan Firuzan karakteriyle fırtınalar estirdi Demet Akbağ. Star oldun, bizi unuttun Firuzan Hanım. Sen bana bir adım. Jennifer Lopez olduk keyiflenin madem. Parası yok yiyelim madem. Şimdi buldum. Film o kadar sevildi ki ikincisi hemen bir sonraki yıl çekildi. Demet Akbağ yine harikalar yarattı ikinci filmde de. Yandan Halime'm yandan, seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocamdan. Boş durmadı ve bir film daha yaptı o yıllarda. Kurtuluş Son Durak adlı kadın filminde söylediği Ermenice şarkıyla da çok ses getirmişti Akbağ. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Doktorin ağavnin harçlık kıtsık. Hükümet kadını ve Hate Ana. Vizontele'de ispatladığı Güneydoğulu kadın performansını bu kez Hükümet Kadın serisinde gösterecekti Demet Akbağ. Kadın belediye reisi Hate Ana olarak geçti kamera karşısına. Başkan babaanne. Ulan hangi adalete, hangi hukuka asılıyor sizin bu yaptığınız he? Bismillahirrahmanirrahim. Belediyemiz sizi bekliyor. Buyurun başkan beyanım. Belediyeye gitmiyoruz İkram. El attığı her işte yakaladığı başarıyı bir kez daha kanıtladı ve Hükümet Kadın'da tıpkı Eyvah Eyvah gibi ikincisi için sadece bir yıl bekledi. Ha aha, bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Sırıt bakayım. Sırıtma. Yok yok, olmuyor. Şahdi şahbaz oldu. Türk gişe tarihinin en çok izlenen kadınının durmaya niyeti yoktu. Eyvah Eyvah 3 geldi hemen bu filmlerin ardından ve Demet Akbağ yine çok izlendi. Bayram, ne getirsin baba sana? Ne getirsin oğlum baba sana pavyondan, ha yavrum? Ekranda ve sinemada her yıl bir bomba. 2013 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisi Sevdalık'ta bu kez bir Karadeniz kadınıydı Demet Akbağ. Çekil yolumdan da. Haklısın. Seninle vakit kaybedeceğim ama dediğini yaparım daha iyidir. Tabii.
Hemen kaçıp gitmek tabiatındır zaten. Aynı dönemde bu kez Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde başrolde yer aldı ünlü oyuncu. Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş, hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla. Sinema onu seviyor, o da izleyiciyi seviyordu. 2016'da Ata Demirer'le Niyazi Gül 4 Nala filmini yaptı. Bitti. Bu ilişki tamamen bitti Rıza Kabakoz. Seni ve düşük profilli sosyal çevreni istemiyorum hayatımda. Beni yalvartmak mı istiyorsun Sultan? Yine aynı yıl Çağan Irmak'ın yönettiği Nadide Hayat filminde başroldeydi. Başkaları için yaşadım. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl, belki bir gün. Geriye kalan hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. Ünlüleri şakaladı. Çok aramızdayla yine çok şaşırttı. Türkiye onu dizilerle ve filmlerle tanıdı. Ama Demet Akbağ ekranda da çok farklı bir formata imza attı. Çok aramızda da ünlüleri şakaladı. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Ben hepsi birer şaka. Hepsi birer şaka. Show TV'de yayınlanan Çok Aramızda da ünlülere yaptığı orijinal şakalarla çok sevilen Demet Akbağ ve ekibi büyük ilgi görmüştü. 2019 yılında hayatının acısını yaşadı. Biz onu Demet Akbağ olarak tanıdık. Aslında soyadı İbar olan Akbağ'ın soyadı ilk evliliğini yaptığı ve 3 yıl evli kaldığı İskender Akbağ'dan yadigar. Demet Akbağ ikinci evliliğini mimar Saim Arpat'la 1986 yılında yaptı. Bu evlilik 8 ay sürdü. Sen sevda mısın yoksa? Üçüncü evliliğini 1999 yılında Zafer Çika ile yaptı Demet Akbağ. Bu evlilikten 2000 yılında oğlu Ali'yi kucağına aldı. Yaşanmamışlık sanki yüzünde. Bir aşktı Zafer Çika ile yaşadığı. Onları ancak ölüm ayırabilirdi ve öyle oldu. 2019 yılında Zafer Çika geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumdu. Tüm karakterlerini Show TV'nin dizisinde ardı ardına canlandırdı. 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Analı Oğullu dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Demet Akbağ, oynadığı tüm karakterleri tek sahnede birleştirmişti. İsmim Hate. H ile yazılıyor. Yok ablam vallahi bana çok tanıdık gelmişsiniz ha. Yok ben sizi daha önce yazmış olabilir miyim? Hate Ana'dan sonra Firuzan'a geçiş yapmıştı. Bana herkes yazar Mante. Olabilir vallahi. Yazana değil yazdırana bakacaksın artık. Yoksa yazsan ne yazar? Yazmasam gönül yazar. Ay, ay güzelmiş vallahi. Not alayım ben bunu bir yere sahnede bir yerde patlatıveririm. Güzelmiş bu. İçimden çıkıverdi birden. Enprovizyonel. Muhasır. Pardon? Muhasır medeniyet seviyesine çıktım. İnemiyorum canım. Ay! Bir şakalar, bir şakalar ben bugün. İyi geldi bana burası. Oradan da sevdalık adaleti. Adalet pansiyon. Çamlı hemşinde, sen yuvada. Beklerim bir gün. Şey dedim, muhlama istedim benden. Lahana sarması istedi. Yaptım, yedi. Bir de böyle yemekten anlar mıymış, çok bilir miymiş, neymiş öyle bir şey. Aa, gurme mi? Ha, gurme, gurme. Ha. Hani diyorlar ya sonradan gurme. Oyunculuk şovunu Feriştah ve Lütfiye ile süslüyordu Demet Akbağ. Narin, hassas ve kaymak tabakalı bedenime bir suikast düzenlemeyi. Bazı gecelerde ham maddesi kıymık ve odundan oluşan eşim Numan fotosentez yaparak nefes aldığından odunluktaki oksijen bitiyor, bana karbondioksit kalıyordu. İşte böyle nefes alamadığım zamanlarda tek ve yegane tutkum olan Mikremi'nin edeleli kollarıyla beni sarıp suni teneffüs yaptırmasını bekliyordum. Fakat Mikrem'in blok derste olduğundan gelmiyordu. Gelemiyordu, gelemiyordu. Delilikle dahilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Deli olduğuma karar verdiğinize göre çizgi hakemi siz olmalısınız. Ama dikkat edin, gol olabilmesi için topun tamamının çizgiyi geçmiş olması gerekir.
Sonra ofsayta düşen siz olmayın. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine geri döndüğü oyun olan Aydınlık Evler oyunu çok beğenildi. Farklı projelerde yer almayı çok seven Demet Akbağ'ın son televizyon projesi Show TV ekranlarında yayınlanan Güldürme Beni'ydi. Ama yeni katılan arkadaşlar var aramıza. Üstelik de iki kişiler takım formatını bu hafta oturttuğumuz için hakikaten hiçbirinize kıyamadım. Çünkü çok da dengeliydi. Bence bireysel performanslar da güzeldi ama siz inatçılık yaptınız ve asla gülmediniz. Sandık Kokusu'ndaki Filiz rolüyle ekranda devleşti. Demet Akbağ'ın Sandık Kokusu'nda canlandırdığı Filiz rolü de unutulmaz karakterleri arasına şimdiden girdi. Allah, bu kadar üzgünse Karsu'nun canını sıkmayacak, bu kadar eziyet etmeyecek. Baksana şu halimize. Lale, Allah aşkına olacak iş mi bu yani? Ya, Karsu çocukların okul parasını yatırabilmek için perişan oldu kız. Akbağ, Özge Özpirinç'i, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi başarılı isimlerle birlikte oynadığı Sandık Kokusu'ndaki performansıyla milyonların gönlünde yine taht kurdu. Gelin bu kafeye çalıştım. Nasıl yani? Atilla yok. İşte Ömer burada. Geçin başına. Siz öyle tuttuğunu koparan, ne yaptığını bilen bir kadınsınız. Yani yaparım yapmasına, ondan eminim tabii de. Tamam. Geçin başına, burası sizin. Demet Akbağ'la anılara yolculuk. Cüneyt Arkın'a özenip Malkoçoğlu kostümü giydiği günleri anlatmıştı Demet Akbağ. Hepsinin taklidine de? Tabii hepsinin. Ya, yani gömleğime kadar var. Malkoçoğlu gömleğim bile var. Evde annemin beyaz gömleği. Geliyorum, elime onu alıyorum. Küçük erkek kardeşimin kılıcını alıyorum. Malkoçoğlu oluyorum. Sarı eşarpı takıyorum. Filiz Akın oluyorum. Siyah eşarpı takıyorum. Türkan Şoray oluyorum. Hep böyle. Harikaymış o. Tabii evin içinde ben onlarla. O sinema dünyası. Çocuk oyunları, o zamanlar ne varsa. Şimdiki kadar çok yoktu. Onlara bile yetişirdik biz. Götürürlerdi bize. Sadri Alış'ı izlerken ağladığı günlerden bir anısı da vardı. Ya hatta hiç unutmuyorum. Bir Luna Park ama gazino Luna Park çarşamba günü kadınlar matinesine götürdü beni babaanne. Küçücüğü Sadri Alış'ı seyrettim sahnede. Hmm. Onun o zaman bir şovu vardı. O gazino programı içinde sahnede böyle yıkık dökük bir ev pijamalarıyla sahneye çıkar. Böyle bir avare, Müjgan'a aşık bir adamı oynar. Müjgan diye ah o ağlar ben ağlarım, o ağlar ben ağlarım. İşte benim o tohumlar o zamanlar ekildi içime. Demet Akbağ, Ömür Sabuncuoğlu'na taklidini yaptığı pek çok ünlü isimle tanışma fırsatı bulduğunu da açıklamıştı. Peki o isimlerle ileride tanıştınız? Hepsiyle. Nasıl? Daha çok acayip. Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, hepsiyle. Yani çok garipti gerçekten. O süreci, o döneme geri döndüğümde... Onlar benim gerçekten şahane idollerimdi ve her biriyle tanıştım. O çok çok güzel bir şeydi. Üretmek Demet Akbağ'ın fıtratında var. Ünlü sanatçı her zaman yeniliklerle karşımızda olmaya, bizi kendine hayran bırakmaya devam edecek. Biz de onun her yeni işini yeni bir heyecanla bekliyor olacağız. Hazar Ergüçlü'nün aşk dolu tatil pozları. Minik bikinisiyle sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü, DJ sevgilisiyle nasıl düşman çatlattı? Az sonra. Gelin takımının dört güzeliyle Bodrum'da keyifli sohbet.
Oradan bir alkış sizler. Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek, Gelin Takımı filminin Bodrum'daki setinde nasıl kan kiliklerini ilan etti? Gider. Dünyanın etrafında tur atar. Gider. Öyle söyleyeyim. Dört Güzel hangi müjdeli haberi duyunca çığlıklar attı? Çığlıklar attım ben. Az sonra. Sandık kokusu nefes kesen bir finalle sezona veda etti. Bir tarafta ailesi, bir tarafta Hasan Bey'in teklifi. İşbirliğiniz karşılığında kızınızın tüm borçlarını sildireceğiz. Ömrünüzün geri kalanını benimle birlikte geçirmeye kabul eder misiniz? Eğer benimle evlenirseniz bu dünyanın en mesut insanı olur. Çocuklarını geri almak için evlenen Carson'un... omzuna dokunan Bora Bozbeyli kim? Merhaba, Bora Bozbeyli ben. Az sonra... Ünlüler dünyası oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan önemli gelişmelerle dolu haber turumuz. Magazin dünyasından son haberleri derlediğimiz haber turu sizlerle. Bakalım bu hafta ünlüler dünyasında neler yaşanmış. Şimdi sizleri Bodrum'a harika bir manzarada Dört Güzel'in yanına götürüyoruz. Baksanıza şu güzelliklere. Gelin Takımı filminin Bodrum'daki çekimlerindeyiz. Filmin dört güzeli Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek çekimlerin son iki gününde kameralar karşısında. Vallahi çok güzel geçiyor bizce. Biz çok iyi bir ekip olduk. Çok eğleniyoruz. Sette, çekimlerde de çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Aralarda da tabii ki de denizin keyfini çıkarıyoruz denebilir. İki haftadır buradalar. Hem iş yapıyorlar hem de tatil. Peki sıcak biraz zorluyor mu onları? Yani evet ama zorluyordur evet. Yani. İlk kez bir arada bu dörtlü. Gelin takımının tekliflerini ilk aldıklarında ne hissettiler? Çığlıklar attım ben. Biz zaten setteydik, evet, birlikte. Setteydik. Senaryo okudun mu falan filan. Evet. Ben okudum ya sen. Kabul edecek misin? Evet sen. Evet ben dedim. Ben zaten en çok kastı öğrenince evet dedim. Peki nasıl bir film Gelin Takımı? Şebnem Bozoklu'dan dinleyelim. Biz çok sevdiğimiz arkadaşımız Berri'nin düğününden önce ona böyle tatlı bir bekarlığa veda partisi hazırlıyoruz. Ve bir gelin takımı olarak güzel bir otele 3-4 günle tatile geliyoruz ve başımıza gelmeyen kalmıyor. Kim demiş kadınlar bir araya gelince uyumlu bir çalışma olmaz diye? Bu dörtlü resmen kare as olmuş. Bu dörtlü birbirinden hiç ayrılmıyor film boyunca. Onun için çok önemliydi gerçekten senin söylediğin gibi. Yani kim olacak bu dörtlü? Ben buradaki herkesle ilk defa çalışıyorum. Evet. İyi ki de gelin takımı sayesinde Ecem'le, Nilperi'yle ve Seda'yla birlikte oldum diyorum. Çünkü gerçekten biz çok uyumlu bir dörtlü olduk. Evet. Ne diyorsunuz? Yanlış mıyım? Hayır, evet, doğrusu. Evet. Hakikaten çok güzel çalıştık oldu, bu arada. Çok güzel olduk ama nazar da değmesin. Evet. Bir de hep böyle şey olur ya, mesela bir işte, bir dizide, bir sinema filminde niyeyse böyle bir sürü kadın kast olunca herkes ay o korkar. İş biraz zor çekilir işte ama orada bir şey falan. Misler gibi de geldik işte, yani iki gün sonra gidiyoruz. Fıstık gibi, bebek gibi geldik, ya. Eğlendik ve gidiyoruz. Çok da çalıştık bu arada. Bu kadro bir araya gelince haliyle kahkahalar da eksik olmamış setten. Çok gülenleri bizim meslekte dalağa düşük derler. Hepimizin de maşallah dalağa düşük. Ya evet, yani bir an önce bitsin artık, saat 5'e geliyor falan oluyoruz böyle. Ama yine de kıkır 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 kıkır. Senaryo da çok güzel. Herhalde onun da etkisi var bu kadar. Yer Bodrum olur. Önce tatil geliyor akla. Bu dörtlü beraber bir tatile çıkar mı? Gider. Dünyanın etrafında tur atar. Gider. Öyle söyleyeyim. Hakikaten çok eğlendik. Çok anlaştık çünkü yani. Hiç böyle şey yapmadık. Hiç öyle bir
Durmadık ya. Evet, evet. Hemen alıştık birbirimize. İlk kez birlikte çalışan kızlar birbirlerinin keyifli yönlerini de keşfetmiş. Ya ben Seda'nın çok komik olduğunu keşfettim mesela. Ama yani öyle böyle değil yani. Teşekkür hani, ederim. Hani biliyordum Ecemli Şebnem'i, Seda ya bilmiyordum. Kusura bakma ama ölüyorum yani. Gülmekten kendimi yani yerlerde sürmüyorum. Sen kendine sürmüyorum. Bak. Evet. Ya bu arada yani. Seda ile ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dedim ya Seda ile çalışmamışım. Seda'nın iki tane çok güzel evet kızı ya. Var. Ve böyle çok hareketli oldukları yaştalar bu çocuklar. Ben Seda'ya hayran olarak buradan ayrıldım. Hepiniz. Çünkü sette en çok aramızda o çalıştı diyebilirim. En onun takvimi yoğundu. Ve o çocuklarıyla eş zamanlı olarak setteyken ilgilendi falan. Onu böyle hep hayranlıkla izledim. Evet. Ve Seda hakkında bence bunu söylemesek olmaz evet, yani gerçekten. Evet. İki çocuk annesi olup bir de bu çalışkanlıkla alkışların en büyüğünü hak ediyor Seda Bakan. Oradan bir alkış Seda. Onları bir külfet olarak görmüyorum. Onlar benim hayatımın anlamı ve eşantiyonlarım yani valizlerim diyor. Beni alıyorsanız bunları da alıyorsunuz diyorum. Sağ olsunlar yapımcılar da çok destek oldu. Setteki diğer arkadaşlar da ve oyuncu arkadaşlarımdan en büyük desteği gördüm. O yüzden benim için hani zorluktan ziyade güzel bir anı olarak hayatıma giriyor. Gelin takımı ekibi Bodrum'daki çekim sürecinde Filiz Akın'ı da ziyaret etti. Evet. Ay çok güzeldi. Ay çok güzeldi. Bu da Ecem. Sağolsun. Evet. Ecem'in fikriydi. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Sohbet bitiyor. Ekip çekimlere geçiyor. Final sahnesi çekilip hava karardıktan sonra yeniden sahildeki sete uzanıyoruz. Ekip şarkılarla kutluyor çekimin bitişini. Sessizce. Kimsesizce gönderdim. Gelin takımının annesi Ayşe'nin Şamlıoğlu ve ekibin yakışıklısı Fırat Çelik de orada. Geri olarak biraz böyle hem tatil, ayıptır söylemesi, hem tatil hem iş yaptık. Çünkü biz kızlar olarak daha çok çalıştık. Evet. Erkekler biraz deniz, spor falan gibi takıldılar. Yani biz de haset görüyorsunuz değil mi? Hayran. Herkes bana hayran. Herhalde. Ay, herkes. Herhalde. Ulan herhalde. Çok seviyoruz, çok. Başımızın tacı. Her, evet. Her birinize ayrı ayrı aşığım. Hazar Ergüçlü'nün tatil pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzel oyuncu bikinisiyle denizden çıkarken çekilen videosunun ve kumsal pozlarının yer aldığı paylaşıma DJ sevgilisi Efe Çelik de bu aşk karesini de ekledi. ...26. Afife Tiyatro Ödülleri'ndeyiz. Pınar Altu, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su, Maa ile gelmişler geceye. Çok bir kere yanımda olmaları benim için çok kıymetli. Ben ailenin yeni tiyatrocusu. henüz 2 sezondur sahnedeyim. Bu kadar kısa sürede de bu kadar kıymetli bir özel ödül sahibi olmak tabii çok heyecan verici. O yüzden büyük bir gururla ve heyecanla bugün ödülümüzü teslim almak üzere buradayız. Davetlere ve özel gecelere artık kızı Su'nun da gelmesi Pınar Altu'yu çok mutlu ediyormuş. Çok güzel. Bu hakikaten anlatılmaz yaşanır denen duygulardan. O kadar keyifli ki beraber bir yerlere gidebilmek. Hep bir paylaşım var. Ama şimdiki tabii çok başka. Artık çok büyüdü ve bana çok güzel arkadaş oldu. Pınar Altu yıllar sonra tiyatro sahnesine çıkmasıyla ilgili konuşurken Yağmur Atacan böyle sitem ediyor eşine. Her halimden de anlaşılıyordur mesleğimi ne kadar severek yaptığım. Üstün üstlükte işte bir sürü işe de kalkışıyorum. Bu saatten sonra tiyatro sahnesindeyim. Ne var bu saatte? Ay canım. Sen benim genç karıma ne demek istiyorsun? Ayça Varlıer ve sevgilisi Serhan Aydemir geliyor. 3 yıldır Amerika'daydı güzel oyuncu. Neler yaptı acaba orada? 3 yıl harika geçti. Yani ben Türkiye'deyken konfor alanımdan çıktım. Ve 1 sene boyunca sadece kendimi eğitime verdim. Sonra da hayallerimi gerçekleştirdim. Orada bir menajerim var. Off-Broadway müzikalinde başrol oynadım. Dizilerde oynadım, filmlerde oynadım, reklam yüzü oldum. Ama artık Türkiye'ye dönme vakti. Burada da projeler var. Ailem burada. Erkek arkadaşımla birlikte karar aldık. Sıklıkla burada olacağız. Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci geceye gelen isimlerden. Tatil planlarını soruyoruz.
takvim Ekim'in sonuna kadar falan dolu. Ondan sonrası için bakalım belli olacak. Evet, biz sezona görüşmeler yapıyoruz. Çok heyecanlandığım bir iş var, haber beklediğim ve böyle görüştüğümüz. Hayır, inşallah. Olursa inşallah sezona biz de çalışıyoruz. Biraz şimdi oyunlar dün akşam artık sezonun son oyununu oynadık. Birkaç hafta ben kaçacağım. Urla'da olacağız. Engin'i de alıp Can'la beraber. Sonra o filme gidip gelecek. Biz Can'la orada biraz kalacağız. Burak Takak ve nişanlısı Leyla Tanlar geliyor. İyiyiz, her şey yolunda valla, bir sıkıntı yok. Ben film çekiyorum şimdi, film yapıyoruz. Onunla uğraşıyorum. Hakan Bilgin'le birlikteyiz. Birçok komedi filminde oynadı bu sene. Televizyonda olmama nedenini böyle anlatıyor. Televizyonda oynayamıyoruz. Televizyonda komedi diye tanımlanan bir oyuncu olduğumuz için herhalde bizi riske atmak istemiyorlar. Bizi dramalarda oynatmıyorlar. Öyle mi diyorsun? Evet, buradan öyle. Yapımcılar o zaman. Yok. Denelim mi diyorsun? Yok canım, öyle bir iş için kimseye seslenmem. Yani, onların ihtiyacı olduğunda beni ararlar. Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın oyuncusu Bennu Yıldırımlar da ödül törenine gelen isimlerdendi. Geçiyoruz ödül törenine. Haldun Dorman özel ödülü Mutlu Aile Tablosu oyununun oluyor. Ödülü almaya sahneye Emre Kınal çıkıyor. Yılın en başarılı sahne müziği ödülü Otomatik Portakal müzikaline gidiyor. Yılın en başarılı sahne müziği Burak Kaya, Utar Dündar Artun, Sarp Balur, Otomatik Portakal. Ajda Pekkan kariyerinin 60. yılını Beşiktaş'taki stadyumda verdiği Ajda Pekkan ve arkadaşları konseriyle kutladı. Konseri izlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler vardı. O isimlerden biri Ezgi Mola'ydı. Vallahi çok heyecanlıyım. Ben büyük bir Ajda Pekkan hayranıyım. Türkiye'nin süperstarını bu mükemmel atmosferde izlemek hepimiz için büyük keyif olacak. Anneliği soruyoruz. Nasıl gidiyor acaba? Çok güzel gidiyor. Alışabildiniz mi? Çok alıştım. Gece uyanmalar falan? Hepsi çok güzel. Peki eşi Mustafa Aksakallı minik bebeklerinin bakımında yardımcı oluyor mu? Beyefendi destek oluyor mu? Hayır. Niçin? Hayat müşterektir yani. Evet, müşterektir. Biraz yoğunluğu var. Gece hayatında olduğu için... İşlerinin yoğunluğundan dolayı biz de kendi gece hayatımızı odada yaşıyoruz. Rapçi Sefo da konsere gelen isimlerden. Sefo 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırlamış ve şarkı bazı kesimlerce eleştirilmişti. Eleştiriler çok oldu aslında ama. Eleştiriler de var tabii. Aslında kutsal bir şeye baktığınız zaman ve herkesin de bu konuyla alakalı bir fikri oluyor. Henüz daha klip çıkmadı. Klip çıkınca belki kötü düşünenlerin fikirleri değişebilir. Güzel bir çalışma oldu. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Türkiye için ve bu karşılığında hiçbir şey beklemedim. Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan konserdeki isimlerdendi. Pekkan heyecanını böyle dile getirdi. Ah, ben ne söyleyebilirim? Çok heyecanlıyım. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Hep beraber çok güzel bir gece geçireceğimize inanıyorum. Mert Demir'le birlikteyiz. Aslında bu gece onu da Ajda Pekkan'ın yanında sahnede izleyecektik. Çok heyecanlıyım. Ben de bugün normalde buraya çıkacaktım ama bir operasyon geçirdim. Halen daha burnumda tamponlar yeni çıktı. İçerisi böyle dolu bayağı. Ama bir şekilde gelip bu atmosferi tatmak istedim. Bakalım, çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir riske atmadık Ajda Hanım da sağ olsun. Beraber bir karar verdik. Az önce de beraberdik. Yani müthiş bir gün geçecek. Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı merak ediyoruz. O da gelecekti. Ben de birazdan tekrar konuşacağım. Şimdi başka şeylerin heyecanındayız. Konsere geç gelen Serenay Sarıkaya konseri sevgilisi Mert Demir'in yanında değil, locada izledi. Geçiyoruz muhteşem konsere. Konser öncesi Ajda Pekkan'ın geçmişten günümüze görüntüleri yansıtıldı Barkovizyon'a.
Ajda Pekkan dev konsere böyle mükemmel bir başlangıç yaptı. Süperstar Ajda Pekkan, muhteşem sahne kostümü, yıllara meydan okuyan güzelliği ve eşsiz sesiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Show TV'nin zirvedeki dizisi Sandık Kokusu'nun sezon finalinde nefesler tutuldu. İşte sevilen dizinin son bölümünde yaşananlar. Sandık Kokusu nefes kesen bir finalle sezona veda etti. Bir tarafta ailesi, bir tarafta Hasan Bey'in teklifi. İşbirliğiniz karşılığında kızınızın tüm borçlarını sildireceğiz. Ömrünüzün geri kalanını benimle birlikte geçirmeye kabul eder misiniz? Eğer benimle evlenirseniz bu dünyanın en mesut insanı olur. Çocuklarını geri almak için evlenen Karsu'nun... omzuna dokunan Bora Bozbeyli kim? Merhaba, Bora Bozbeyli ben. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, müthiş bir sezon finaliyle ekrana veda etti. Sezon finalinde Karsu'nun çocuklarını geri almak için evlenmesi gerektiği fikri ortaya çıktı önce. Düzenli, güvenli bir aile hayatımın olması gerekiyormuş. Zaten böyle bir hayatım var benim dedim. Ama aynı zamanda da eski ilişkimin bittiğini kanıtlamam gerekiyormuş. Allah Allah. Vallahi artık avukatı dinleyeceksin. Çocuklarını almak için ne gerekiyorsa yapacaksın kızım. Peki nasıl kanıtlayacaksın? Reha nasıl yaptıysa sen de aynısını yapacaksın. O ne demek? İşte eski ilişkinin bittiğini kanıtlamak için... yani bir başkasıyla bir evlilik yapacak yani. Anne o ne saçma şey ya. Anne gerçekten çok kötü bir fikir bu. Zaten ne yani kapıda böyle sıra olmuş adamlar beni mi bekliyor evlenmek için? Ben de aralarından birini beğeneceğim, aşık olacağım, seveceğim. Oo, evleneceğiz yıllar. Kızım millet pasaport almak için bile yalandan evlenip boşanıyor. Sen çocukların için yapacaksın bunu. Ne var bunda? Yani aslında böyle bir sözleşme imzalasan. Hah bak o olur. Erkeklerden boşanınca para istemeyeceğine söz ver hemen evlenirler. Sen sıra falan yok diyorsun ya kapıda kuyruk olur vallahi. Krizi Kıvanç çözdü. Kıvanç bir arkadaşını Karsu'yla göstermelik evlilik yapması için ikna edebileceğini söyledi. Karsu'nun listesi. Ne listesi? Evleneceğim ben. Çok heyecanlıyım da işte öyle aday listesi bana. Aa, evde mi kaldın? Yaşın mı geçiyor? Ne oldu? Ya sorma, evlenince yaş sabitleniyormuş. Ben de ondan faydalanayım dedim. E tamam, gel evlenelim o zaman biz seninle. Ne? Vallahi olur bak bu. Ay saçmalamayın ya, bundan koca mı olur? Bakın gözlerinizle gördünüz, izdivacıma şu anda taş koyuyorsun. Kızım bırak beni ya, rahat bırak, belki evleneceğim. Allah Allah. Ya senin işin yok, gücün yok, boş boş geziyorsun. Aa, yani çocukları geri almayı bırakın, 15 günü bir aya çıkarırlar. Ne diyorsun Irmak? Aa, Allah korusun, o da zaten herhalde espri olsun diye böyle bir şey söyledi. Bak ya. Nasıl doldurdun 5 dakikada herkesi? Vallahi yalan da değil. Can, benim Hollanda'da yaşayan arkadaşım. Abi de Hollanda'da yaşıyor. Oho, yani sen nesin ki? Arkadaşın ne olsun? Yok ya, çok iyi çocuktur. Yani evlenir mi diyorsun? Evlenir tabii. Peki nereden arkadaşın? Yani kimin nesi? Can kardeş. Yani adı Can, soyadı kardeş. Ben ona Can kardeş derim hep. Tamam, detay var. Bunun ailesinin tek derdi Can'ın evlenmesi. Can tabii çok kafalarda değil. Senin Hollandalı versiyonun yani. Ailesi o kadar baskı yapıyor ki çocuğa artık.
Çocuğun canına tak etti. Sırf ailesinin gönlü olsun diye evlenir. Yani aslında böyle anlaşmalı bir evliliğe sıcak bakabilecek durumda. Niye, para falan mı kalacak yani çocuğa? Galiba yani miras durumları da var ama çok emin değilim ona. Yani aile dırdırından usandı artık çocuk, onu biliyorum. Bir evlilikte Hasan Bey ile Filiz Hanım cephesinde filizleniyordu. Çok seviyorum. Daha ne o zaman lan? Ah, duyuyor musun? Çok seviyorum diyor. Yerim onu, ben de onu çok seviyorum. Tamam oğlum, boş ver. Sen sonra icabına bakarsın kayınvalidemin. Git sarıl bence. Aşkım, biraz aşırı tepki verdim. Kusura bakma. Ya asıl sen kusura bakma. Haklısın. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Çocuklar, Allah mesut etsin. Birbirinizin kıymetini bilin ha. Çok teşekkür ederiz. Sen yine de dizginleri sağlam tut. Ama tabii kıymet de bilin, önemli yani. Evet, hadi bakalım. Pardon, siz evli misiniz acaba? Henüz değiliz. Darısı başınıza o zaman. Amin, amin, inşallah. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Yılları durduracak, güneşi dolduracak. Ama Hasan Bey'i geçmişi de rahat bırakmıyordu. Sana bak ya, gizli romantik. Anlayacağınız, Filiz Çelik ve kızları bu borçlar yüzünden sıkıntılar. Ha, diğer kızının derdi daha fena. Çünkü ayrıldığı eşine çocuklarının velayetini kaptırmış. Yani diyorsun ki Filiz ve kızları her türlü sıkıntıdalar. Bayağı. İyi. Salih, iyi. Aklınızdan geçen ne komiserim? Hasan'ı tekrar içeriye sıkıp orada tutmanın yolunu buldum galiba. Reha'nın kardeşi Lale, Karsu'ya güzel bir sürpriz yaptı ve Deniz'i annesiyle kavuşturdu. Deniz! İnanmıyorum! Anne! Sen bana sürpriz mi yaptın? Halam dedi. Yönetimde bir saatlik bir işim var. Onu halledeyim, sonra gelip alacağım Deniz'e. Teşekkür ederim. Deniz'ciğim. Halacığım, bir saate gelip alacağım seni, tamam mı? Tamam. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Deniz'i Karsu'ya götürdüm. Nereye götürdün, nereye götürdün? Karsu'ya. Karsu. Anasına yani. Karsu'ya götürdüm. Anlamadın mı ya? Ya sen kardeş misin? Sen bacı mısın? Sen düşman mısın ya sen? Allah, yine olsa yine yaparım, Allah Allah. Kusura bakmayacaksın hiç. Ne sen ne de Karsu umurumda değilsiniz. O çocuk için için ağlarken ben görmezden gelemezdim. Anladın mı? Ya tamam, insan bir bana bir sorar değil mi? Bir söyler, bir danışır, bir şey yapar ya. Ne soracağım sana? Soracağım, hayır diyeceksin. Bak bu yüzden sakın bana çatma. Seni var ya parçalarım, yemin ederim. Ben çiğnedim. Evet çiğnedim. Hayır hayır, beni çiğnedin. Evet çiğnedim. Evet, hayır, yeğenim için yaptım. Senin oğlun için yaptım. Karsu'nun formalite evliliği yapacağı Can Hollanda'dan geldi. Karsu bir günde nikah masasına oturdu. Her şey çocuklarının velayetini geri almak içindi. Ah. Merhaba. Tanıştırayım. Can kardeş. Merhaba Karsu, ben. Memnun oldum Can. Ben de. Müstakbel karım. Filiz ben de. Memnun oldum. Irmak ben. Memnun oldum. Buyurun buyurun, geçelim. İçeri geçelim. Buyurun çocuk. Buyurun. Geç geç. Vallahi. Ben lütfen. Bu tür bir evlilik benim için uygun. Ben okeyim yani. Zaten ailemin derdi evlenmem. Nikahtan sonra giderim, boşanacağımız zaman geri gelirim. O zaman işlemlere başlıyoruz. Yıldırım nikahına başvuralım diyorum.
Yani biliyorsunuz o çabuk oluyor. Olur. Tamam, yapalım. Hadi hayırlısı. Ne diyeyim? Can, Kıvanç, ikinize de çok teşekkürler. Nasıl olacak peki şimdi? Önce bir fotoğraf çektiririz. Sonra bir aile hekimine gider, sağlık raporu alırız. Yıldırım nikahı içinde benim birkaç tanıdığım var, onları devreye sokarız. Başka bir şey? Ya böyle kendimi çok tekrarlıyormuş gibi olacağım ama bu evliliğin anlaşmalı bir evlilik olduğunu kimse bilmemeli. Yani bu gizlilik durumu çok önemli. Onu tekrar söylemem lazım. Aynı durum benim için de geçerli. Merak etme. Peki bu arada biz tahminen ne zaman boşanırız? Ben çocukların velayetini alır almaz boşanma işlemlerini başlatabiliriz. Tamam, sorun yok. O zaman vakit kaybetmeyelim. Başlayalım işlemlere. Evet, siz işlerinizi halledin. Benim çıkmam lazım. Akşam görüşürüz. Garson. Aşkına şu kuaförü sıkıştır araya. Sarıları aktı bunun iyice, çok kötü. Tamam tamam, ne zamandır aklımdaydı zaten, gideceğim. İşte hallettik. Evet. Can, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Bana bu hayattaki en büyük iyiliklerden birini yaptın. Rica ederim. Sen de bana. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Biz de sarılalım mı? Sarılmayalım. Biz niye sarılıyoruz ki? Ben de seni alacağım bir gün. Basacağım nikah, biliyorsun değil mi? Ay Allah yazdıysa bozsun. Bozmaz. Bu arada akşam ailemle tanışmaya gider miyiz? Tabii ki, tabii ki. Süper. Sonra da yemek yapalım. Olur, yapalım. Olur. Ay çocukları almaya çok az kaldı. Evet, çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Hasan Bey'i geçmiş suçları nedeniyle tekrar hapse göndermek isteyen polis, Filiz Hanım'a borçları üzerinden bir teklif sundu. Filiz Hanım merhaba. Merhaba. Beni hatırladınız mı? Hayrola? Yine bir vukuatınız mı var? Yok. Filiz Hanım, biliyorsunuz ben tövbekarım. Ama burası kebapçı. Yani polis diye ayıp da demeyiz. Herkes gelir ya. Evet, hatırladım. Şu aşağıdaki parkta biraz konuşalım. Bir sorun mu vardı? Buyurun. Hasan Başkaya'nın suç dosyası bir hayli kabarık. Evet ama bıraktı artık o işleri. Şu an bir şey yapmıyor olması geçmişteki suçlarını aklamaz. Hala suçlu. Bugüne kadar hep delil yetersizliğinden kurtuldu. Ama artık siz varsınız. Ben ne yapabilirim ki? Hasan Başkaya hakkında bilgi toplayıp sonrasında mahkemede illegal işleri olduğuna tanıklık edebilirsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yok, asla yapamam. Bir daha beni böyle bir şey için rahatsız etmeyin. Filiz Hanım. Anlaşmayı kabul ederseniz eğer, işbirliğiniz karşılığında kızınızın tüm borçlarını sildireceğiz. Aynı gün Hasan Bey, Filiz Hanım'a evlenme teklif etti. İyi misiniz? Böyle biraz solgun gözüküyor. Yorgunluktan herhalde. O zaman ben lafı uzatmayayım, sadede gelin. Hmm.
rahmetli anamın yüzü. Ömrünüzün geri kalanını benimle birlikte geçirmeye kabul eder misiniz? Eğer benimle evlenirseniz bu dünyanın en mesut insanı olurum. Sandık Kokusu'nun sürpriz final sahnesi. Karsu iş görüşmesine gittiği şirkette kendisiyle ilgilenilmeyince sinirle çıkarken omzuna dokunan bir el merak konusu oldu. Bu elin sahibi olan Bora Bozbeyli kimdi? Bizi bitirdi ya. Ruhum çekmedi ruhum. Neyse, bir dahaki toplantıya daha bir ay var. Rahatız. Kusura bakmayın, ben daha fazla dayanamayacağım. İyi günler. Saygısız adam ya. Bir de patron olacak sözüm ona. Öyle bak, odasından çıkan sinir krizi geçiriyor ya. Senin ne hakkın var insanlara bunu yaşatmaya? Terbiyesiz. Merhaba, Bora Bozbeyli ben. Filiz Hanım aşkı mı yoksa ailesini mi tercih edecek? Karsu'yu şaşırtan Bora Bozbeyli kim? Hepsi Sandık Kokusu'nun gelecek sezonunda yanıt bekleyen sorular. Ömrünüzün geri kalanını benimle birlikte geçirmeye kabul eder misiniz? Eğer benimle evlenirseniz bu dünyanın en mesut insanı olur. Merhaba, Bora Bozbeyli ben. Türkan Şoray'ın Duygusal Gecesi, Asmalı Konak ekibinin yıllar sonraki buluşması, İrem Derici'nin çarpıcı açıklamaları. İşte magazinde haftanın haberleri. Eski dostlar buluştu. Bunun yanına eski resimleri koyarsınız. Sultan sahnede coştu. Ayrılık boynumu büyüsün. İstemem aşkıma leke sürünsün. İrem Derici bombayı patlattı. Ben üremeyeceğim. İşte magazin dünyasında haftanın haberleri. İpek Tuzcuoğlu'nun şiirlerinden oluşan Yarım kitabının lansmanı eski dostları buluşturdu. Tuzcuoğlu kitaptaki şiirleri oyuncu arkadaşları İlhan Şen ve Erkan Bektaş'la birlikte seslendirdi. Bir konsept kitap aslında. Şiirlerin seslendirmesini sevgili İlhan yaptı çoğunu. Erkan'cımla düetler yaptık, İlhan'la düetler yaptık. Seslendirme yönetmenliğini de Erkan yaptı. Aslıhan Güner lansmandaki isimlerden. Güzel bir insan, hem çok güzel bir ruh ve kalbe sahip. Heyecanla bekliyorum söylediği andan itibaren, çok merak ettim ben de yeni kitabını. Bugün ona destek olmak için hemen koşa koşa geldim. İpek Tuzcuoğlu'nun Asmalı Konak'tan arkadaşı Özcan Deniz'e eşi Samar Dadgar'da lansmanda. Kitap lansmanı vesilesiyle Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Asmalı Konağın kadrosu da yıllar sonra bir araya geldi. İpek Tuzcuoğlu Asmalı Konağın Dicle'si, Özcan Deniz de Seymen Ağası'ydı. T
Demek dirildin Dicle Hanım. Öleceğim mi ben ha? Ondan mı geldi? Aman bu da deli deli konuşma. İyi oldun diyoruz inanmıyor. Sen söyle şunu ha. Ölecek olsan gelmezdim. Beni bilmez misin? Böyle şeylere hiç dayanamam. Asmalı Konağın diğer iki oyuncusu Gonca Gül Sunar ve Eylem Yıldız da lansmanda bir araya gelince akıllar 22 yıl öncesine gitti. Bunun yanına eski resimleri koyarsınız. Ağlarız falan. Yıl sonra bir araya mı geliyor efendim? Yıllar geçti üstünden. Haliyle herkes biraz değişmiş görünüyor. Kesinlikle. Herkes aynı gibi görünüyor aslında. Evet bir ya anlamda. Öyle teşekkür ederiz. Bilmiyorum. Öyleyiz bence ya. Emin değilim. Özcan kesin aynı da. Tam tersi tıfıl tıfıldık o zamanlar. 28 yaş nerede? 52 nerede? 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 Güzeliz be. İyi baktık. Ha? Bak buraya kadar iyi getirdik. Güzeliz mi? Buradan sonrasına garanti veremem. Buraya kadar iyi geldik. Artık hayırlısı. Özcan Deniz ve İpek Tuzcuoğlu, Dicle ve Seymen Ağa'dan beri 20 yıldır ilk kez o gün görüşüyormuş. Daha önceden işte Eylem'i mesela şeydi, Cihangir'de falan ara ara görüyordum. Ama onunla da herhalde bir 15 senedir görüşmüyorum. Seni 20 senedir görmüyorum. Biz hiç görüşmedik. Hiç denk gelmedik. Evet. Senle en son 15 sene önce bir şey yaptık. Biz kaderimin yazıldığı günde olduk. Evet. Ama şey duygu olarak böyle aynı kaldığımız yer değil mi böyle? Aynen. Şey değil yani. Aynen öyle. Asmalı Konak kadrosunun elbette pek azı burada. Gözler Asmalı'nın baharı Nurgül Yeşilçay'ı da aradı. Biz sanki önceden tanışıyorduk. O insanlar bizdik ve birbirimizi kaybetmemek için kavgaya tutuşmuştuk. Biliyordum. Bana kızmıyordu. Bağırıyordu ama kızgın değildi. İpek Tuzcuoğlu kitabını Asmalı Konağın çekildiği Kapadokya'da yazmış. Kapadokya'nın büyüsüne dikkat çekiyor Asmalı Konak ekibi. Orası hepimize çok bereketli geldi. Çok, ya. Evet. Ya ben de birçok senaryomu, şarkımı, tek ben değil Çağan da öyle. Birçok işini, evet, gücünü hep orada yazdı. Tabii, tabii. Yani o mekanın öyle bir garip bir enerjisi vardı. Büyüsü vardı, evet. Vardı. Özcan Deniz'in kadınlar üstünde garip bir etkisi var. Kadınlar onu dostane olarak da seviyor. Bunun sırrı aileden geliyor. Benim ailemin %90'ı kadın. Yani çok az erkek var. Yani tabii ki var da hani onlar da şimdi bana saldırmasın. Ama en azından benim büyüdüğüm ortamda çok kadınlı bir ortamda büyüdüm. O yüzden hani... Kadın ruhunda niye anlıyorsun? Yok be, o değil mesele. Ama hani kadına karşı bir ayrı bir ayrıcalığım, bir şeyim var diyeyim. Davranışla ilgili ayrı bir ayrıcalığım var. Yani biraz orada cinsiyetçilik yapıyorum. İpek Tuzcuoğlu, Özcan Deniz'i erkek ünlülerin Ajda Pekkan'ı ilan ediyor. Zamansız bir adam. Kesinlikle. Yani nasıl Ajda Pekkan kadınlardaysa... Çok katılıyorum Özcan. Özcan Deniz de zamansız sahne, bir sahne, erkek. Sahne, görmüşüm. Her gibi. Anlamda sahne. Özcan Deniz'in genç kalmasında eşi Samar Dadgar'ın bir etkisi olabilir mi? Krem. Krem. Düz krem. Onun da ne düz olduğunu krem bilmiyorum. Samar sağ olsun bana bir krem alıyor. Al bunu sür. Bakıyor. Allah var bakıyor. Çünkü ben duyuyorum böyle evde müzikler çalıyor. Güzel kokular falan. Böyle yapıyor. Yapıyor. Ortamız var. Yapıyor. Geliyor haberleri. Geliyor. Yani hiç anlamadığım şeyler ama o yorgun geldiğimi hissettiği an yani her türlü beni bir şekilde böyle bir sakinleştirip dinlendirmeyi biliyor. Özcan Deniz'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey'e de iyi bir abla oldu Samar Dadgar. Oğlumun tabii ki de annesi var ama şanslı ki en az annesi kadar onu çok seven Samar var hayatında. Zaten Samar Kuzey'in hayatına girdiğinde Kuzey 1,5 yaşında, 2 yaşında falandı. O yüzden Kuzey hatırlamıyor bile Samar'ın ne zaman hayatına girdiğini. Onu aileden kabul ediyor. Onu en yakın arkadaşı olarak görüyor. Bu da benim için de büyük bir şans. Yazın gelmesiyle birlikte müzik dünyasının starları yeni çalışmalarını bir bir yayınlıyor. Ebru Gündeş son albümünün yeni klibi Dünden Beri'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Dönmüyorsan şu kalbimi gönder geri. Vazgeçti Kenan Doğulu da uzun süredir merakla beklenen kahve şarkısını paylaştı. Doğulu kahveyi uzun süredir birbirine hasret kalan dostlara ithaf etti. 40
yıl oldu görüşmedik. Hatırın bitti doldur geri. Konu sensen her zaman varım. Bir telefon uzaktayım. Hep yanında yakındayım. Hakikatli sırdaşım benim. Gel bir kahvemi iç. İki çift lafın belini kıralım. Sıla'nın da merakla beklenen yeni şarkısı Mesela'nın klibi yayınlandı. Sıla sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yaptığı yeni şarkısının klibinde dansları ve tarzıyla dikkat çekiyor. Sen daha gencinde geçende buraları çoktan döndük biz, güldük biz. Oraları sen daha gencinde geçende buraları çoktan döndük biz, döndük. Tarkan, Megastar'ın uzun süredir beklenen albümü için geri sayıma geçildi. Tarkan, albümünden şarkıların kısa kesitlerini paylaşıyor sosyal medyada. Tarkan, bir hareketli bir de slow şarkısından videolar yayınladı. Ya 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 ya. Ezmemde seni güzelim gözündeki yaş olma. Yaprak gibi savrulan bizim o güzel anılarımızla. Yoksa gözlerimizden damla damla bu akan. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle unutulmaz bir gecede buluştu. Türkan Şoray'ın filmlerinde çalınan ve söylenen şarkıların senfoni orkestrası eşliğinde sahneye taşındığı Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi ilgiyle izlendi. Sahneye Selvi Boylum, Al Yazmalım müziğiyle çıkan Türkan Şoray, yaptığı konuşma sırasında heyecanlandı. Hep sevdiklerimi görüyorum. Ne güzel, ne mutlu. Bugün burada sizlerle şarkılı filmlerimi birlikte izleyecek olmak beni son derece mutlu etti. Bu gece benim için çok özel bir gece. Hele sizlerle böyle birlikte olmak, beni bu kadar güzel karşılamanız mutluluğumu... Müzisyenlerin Türkan Şoray filmlerindeki şarkıları seslendirdiği konserin finalinde Sultan da sahneye çıktı ve şarkı söyledi. Türkan Şoray'ın Azize filmindeki meşhur balıkçı şarkısını söylediği anlar büyük alkış aldı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendini yardıma adayan eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reşat Strick ile nikah masasına oturdu. İrem Derici yaz tatiline çıktı ve sosyal medyayı önce pozları ve dans videosuyla salladı. Sivri dilli popçu İrem Derici yaptığı bir röportajda çocuklara katlanamıyorum açıklamasıyla gündeme gelmesinden kısa süre sonra çektiği bikinili videoda bu sözlerine açıklık getirdi ve çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Ben bunu kaç yıldır söylüyorum. Ağlayan herhangi bir şeye benim tahammülüm yok. Erkolar da niye kapatılsın? Ağlayan erkolar kapatılsın. Niye her ilişkinin erkosu ben oluyorum mesela? Hiç bunu soruyor musunuz kendinize? Sormuyorsunuz. Ağlamayın kardeşim. Siz üreyin. Bol bol benim için de üreyin. Ahmet Mehmet için de üreyin. Ben üremeyeceğim. Aşığım senin şu gözlerine. Tavlıyorsun beni sözlerine.
musun benim sözlerine? Ayrılmasam... Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine cumartesi ve pazar sürprizinde magazin dünyasının nabzını tutmak üzere buluşmayı istiyor. Hepinize, aileniz ve sevdiklerinize keyifli bir bayram diliyoruz.